Bir haftalık aradan sonra Medya Analiz kendi gününde, kendi saatinde ekranlarınızda. Elazığ'ın televizyonu Kanal 23'te Medya Analiz biliyorsunuz ülke ve Elazığ gündemiyle ekranlarınızda oluyor. Ve biz yaptığımız her programdan sonra geri dönütlerden gerçekten çok memnun oluyoruz. Teveccühlerinize defalarca teşekkür ediyorum programı açarken. Geçen programda da ele aldığımız konulardan, çözüme kavuşan konulardan dolayı düşüncesini dile getirenler var. Tabi alınanlar, gücenenler var yanlış anlayıp. Bunun yanı sıra üzülenler var. Biz kamuoyu adına, halkın adına yorumlarımızı yaptığımızı defaten söyledik. Bir kez daha bugün bu akşam tekrarlıyorum. Halkın yanındayız, haklının yanındayız, güçlünün değil. Onu özellikle altını çizerek belirtiyorum. Evet, ülke gündemine bakıyoruz. 25 Şubat, 26 Şubat'a bağlayan gece meydana gelen, hepimizin içini dağlayan Hocalı katliamıyla başlayan hafta devam etti. Dolayısıyla bu konuda Elazığ'da da tören yapıldı. Tabii o gün, o günün anlamı, taşıdığı önem anlatılmaya çalışıldı. Kınama mesajları yayınlandı. Dünyanın dikkati çekilmeye çalışıldı. Bunun yanı sıra yine bu hafta arasında çok önemli gelişmeler vardı geçmişte. 27 Şubat Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın rahmete kavuşmasının ikinci yıl dönümüydü. Ona bir kez daha bugün arkadaşlarım adına da, televizyonum adına da Allah'tan rahmet diliyorum. Türk tarihine damga vuran liderlerden, devlet adamlarından birisiydi merhum Erbakan. Bir kez daha rahmetle anıyoruz. Dün de tabii yine Elazığ'da düzenlenen törenlerle anıldı. Hatta bir hafta ayrıldı Saadet Partisi tarafından ona Erbakan'ı anma haftası olarak. Dün de İzzetpaşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Biz de ruhuna tabii rahmet diliyoruz. 28 Şubat yine bu hafta meydana gelen gelişmelerden birisiydi. Üst üste gelen çok önemli gelişmeler. İşte postmodern darbenin yıl dönümüydü. O konuda programlar yapıldı, düşünceler dile getirildi. Ülkemiz çok önemli bir çemberden, süreçten geçerken. Bu arada biz ülke gündeminden tabii ki bugünün sıcak gelişmesini arıyoruz. Bu haftanın sıcak gelişmesini, günümüzün sıcak gelişmesini arıyoruz. O konuyu da ekranınıza getireceğiz ama ondan önce hani milletvekillerimizden hep bahsettik, Medya Analiz'de bu bir gelenek oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Sayın Enver Erdem, sözleşmeli personelin kadrolu yapılması amacıyla hafta arasında yine mecliste sesini duyurdu. Bu arada Sayın Enver Erdem'den sonra özellikle geçtiğimiz hafta, geride bıraktığımız hafta Elazığ AK Parti milletvekili Sayın Şahay Alpay da hayli aktifti. Kamerun heyetini ziyaretini bir tarafa bırakıyoruz. Onlarla görüşmesini bir tarafa bırakıyoruz ama Hocalı katliamı ve 28 Şubat hakkında mecliste oturumda oturduğu yerden de olsa söz aldı, düşüncelerini dile getirdi. Hocalı katliamı ile ilgili düşüncelerini dile getirdi. Şahay Alpay'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hocalı katliamı ile ilgili yaptığı konuşmayla başlıyoruz programımıza. Teşekkür ederiz Sayın Alpay. AK Parti Elazığ Milletvekili Avukat Şahay Alpay, 21 yıl önce Dağlık Karabağ'daki Hocalı'da işlenen katliam ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. 1992 yılının 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece vahşetin, acının, kederin, yalnızlığın, korkunun ve insanlık dışı her türlü zulmün gecesiydi. Ermeniler Rus ordusunun da yardımıyla Hocalı'ya zalimce, hayasızca, insanlıktan nasipsiz olarak çöktüler. Ve ne yazık ki 613 masum insanlık dışı muamellerle katledildi ve şehit edildi. Şairin dediği gibi Hocalı melekler şehridir. Çünkü orada büyümeye vakit bulamamış yüzlerce bebek melek hunharca katledildi, şehit edildi. Ben öncelikle şehitlere Rabbimden rahmet diliyorum. Hocalı'nın ve Karabağ'ın işgalden kurtulmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucularından, destansı Gence Müdafası'nın komutanlarından, milli kahraman dedem Mehmet Kasım Bey'in, silah arkadaşlarının ve bütün şehitlerin önünde şükranla ve hürmetle eğiliyorum. Tabii Elazığ'da da yansımaları vardı Hocalı katliamının. Azerilerin, Azerbaycan'ın bize bakışı farklı, Elazığ olarak farklı. Elazığ'ın Azerbaycan'a bakışı farklı. İşte Azerbaycan parlamentosundan Mahmut Yakubov yine Elazığ'a gelmişti. O da Fırat Üniversitesi AKM'de, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan törende
konuşma yaptı. Ondan çok kısa mesaj içeren bir içerik, bir kesit aldık. Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Yagup Mahmudov konuşmasına Azerbaycan Türkleri ile Anadolu Türklerinin bir bütün olduğunu vurgulayarak başladı. Biz düşmanı düşman için tanıyalım. Düşmanın bir adı var. Düşmanı tariflerine düşman olarak. İçimizdeki düşmanları tanıyalım. Çevremizdeki düşmanları tanıyalım. Biz Xocalı'ya 92. yılın 26 fevral hadisesi gibi bakmayalım. Bu çok büyük bir tarihtir. Çoktan başlamış tarihtir. Bu tarih bu yönde devam edilir. Gerek Şerga Anadolu'dur da gösterildi. Bizim durduğumuz yerler bu yerler Şerga Anadolu baştan ayağa Türk'ün toplu mezarlıklarıdır. Ne için? Türk olduğu için mahvedilir. Müslüman olduğu için mahvedilir. Fark koymuyor. Türk'tü, tabii Kürt'tü, Lezgi'di, Tat'tı, her kimdi. Ermeni değil o mahvolmalıdır. Torpa temizlenmelidir. Bak budur. Konuşmasından sonra Azeri Milletvekili Yagup Mahmudov'a plaket takdim edildi. Azerbaycan milletvekilinin tabii sayın valimize ve belediye başkanımıza yaptığı ziyaretler de vardı ama onları alamıyoruz çünkü vaktimiz çok kısa. Yalnız Hocaoğlu gündeme gelmişken Azerbaycan milletvekilinin verdiği mesajı duydunuz. Yine bizi üzen bir konu Fırat Atatürk Kültür Merkezi'nin salonunun boş sıralarıydı, sandalyeleriydi ki geçen sene çok daha kalabalık bir topluluk önünde yapılmıştı bu tören. Yer kalmamıştı belki. Bu açıdan üzüldük. Ama şimdi ben yorum hakkımı arkadaşlarıma vereceğim çünkü konumuz önemli. Ama o konuya bütünlük teşkil ettiği için Azerbaycan milletvekilinin verdiği mesajın dışında yine Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün katıldığı Azerbaycan'da dolu salon önünde, binlerin yer aldığı bir salon önünde yine Türk milletine verilen mesaj vardı. Biz de onu Hocalı katliamının fotoğraflarıyla hazırladık, sizlere sunuyoruz. Sözleri Qənirə Paşayeva, musiqisi Samir Nasim, Turanım səslənəcək sizlər üçün. Ey Türk oğlu, ey Türk kızı, oyan, oyan. Geçmişə bax, kəndinə dön. Daha güçlü olmaq üçün, daha büyük olmaq üçün. Oyan, oyan. Tarix yazan babaların haraylayır. Böyük Turan qurmaq üçün. Oyan, oyan. Ey Turanım, biz səninlə gələcəyə gedəcəyik. Biz səninlə min illərə gedəcəyik. Türkün şanlı tarixinə çox zəfərlər səpəcəyik. Ey Turan'ım, kalbi paramparça yurdum. Ey Turan'ım, herkes sana bir ad koydu. Ey Turan'ım, kalbi paramparça yurdum. Ey Turan'ım, herkes
ters sene bir at koydu. Etrafında helga durup içeriden oydu oydu. Diz üstüne düşürme için üzerinde hile dolu, tale dolu oyun kurdu. Etrafında helga durup içeriden oydu oydu. Diz üstüne düşürme için üzerinde hile dolu, tale dolu oyun kurdu. Gazak, Kırgız, Türkmen deyip Uygur, Özbek, Tatar deyip daha neler neler deyip Türk'ten korkup onu daim parça parça bölenleri birbirine düşman edip milletimi sökenleri kabususa kabususa sen ölmezsen sen ölmezsen sen yaşarsan ey Turan'ım kabususan, sen ölmezsen, sen yaşarsan, ey Turan'ım. Ey Turan'ım, yıkılmadın kalplerde sen, ey Turan'ım. Milyonlarla Türk oğlunun, Türk kızının sinesinde sen döyünen bir reksen, ey Turan'ım. Ey Turan'ım. Yıkılmadın kalplerde sen ey Turan'ım. Milyonlarla Türk oğlunun, Türk kızının sinesinde sen döyünen bir reksen ey Turan'ım. Denizlerden, denizlere, altaylardan, kasetlere sen Türklerin yurt yerisi. Ey Turan'ım, biz seninle yöneteğe gideceğiz. Ülkeninle bin illere gideceğiz. Türk'ün şanlı tarihine çok zaferler seteceğiz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. İnşallah. Allah büyüktür. Evet, Azerbaycan'dan Türk milletine mesaj böyle. Şimdi geliyoruz günümüze, ülkemize o mesajın verildiği millete geliyoruz. Bakıyoruz konumuz ne? İmralı'yla görüşmeler. İmralı'dan talimat yağdıran mektuplar. PKK'nın Kandil'deki üst düzey yöneticilerinin düşüncesini, süreci nasıl görüyorlar? PKK'nın acizler, çaresiz kaldılar söylemlerinin muhatabı hükümet mi, devlet mi? PKK'nın devlet karşısında zafer kazanmış konuma gelmesine ve güçlenmesine sebep ne? Son gelişme Milliyet gazetesinin tutanakları açıklaması. Kimi uydurma diyor, kimi eksik diyor. Ama Kandil'e giden mektuplar, Öcalan'ın mektupları yorumlanıyor. Fatih Altaylı Habertürk'te mektuplardan bahsediyor. Fatih Altaylı Habertürk. Bugünlerde olan biteni izleyip çok eğleniyorum. Çok gülüyorum. Terörün sona ermesiyle ilgili çok ciddi bir süreç yaşanıyor. Devlet Öcalan'la görüşüyor. Öcalan cezaevinden İmralı'dan mektupla belki de telefonla talimatlar yağdırıyor. MİT aracılığıyla mektuplar yolluyor, terör örgütünün Türkiye dışına çıkması ve daha sonra da silah bırakması ile ilgili altyapıyı hazırlıyor. Terör örgütünün Kandil'deki kadroları zaten tek irade olarak Öcalan'ı tanıdıklarını, Öcalan'ın talimatlarına uyacaklarını açıkladılar. Kandil'den yapılan açıklamada, "Bizimle görüşmenize gerek yok, bizim irademiz Öcalan'dır, onunla görüşün yeter" denildi. İşin özü de bu. PKK dediğimiz aslında PAÖ. Yani Abdullah Öcalan Partisi, gerisi laf-ı güzaf. Partide ikinci, üçüncü, dördüncü adam falan da yok, hepsi Öcalan. Dağdaki kadroda bunu biliyor, şehirdeki kadroda. Aslına bakarsanız meclisteki kadroda biliyor ama ben de işte o amada gülmeye başlıyorum. BDP'nin yaptığı tuluat, kendini önemsetme çabası, sürecin bir parçasıymış rolü yapması beni kahkahalara boğuyor. Ben Abdullah Öcalan'ı biraz biliyorsam, İmralı'ya giden BDP'li heyete siz de kimsiniz muamelesi yapmıştır.
Veyin Abdullah Öcalan'ı bir nebze biliyorsam, BDP'nin bu rol çalma ya da role ortak olma çabasına inanılmaz sinirleniyordur. Bunu kendine rakip olma çabası, bunu kendi gücüne ortak olma çabası olarak görüyordur. Ne var ki işin aslı da budur. BDP'liler ne derse desin, ne yaparsa yapsın, hangi role soyunursa soyunsun, Öcalan'dan başka otorite yoktur. BDP ne Öcalan'ın evet dediği bir şeye hayır, ne de Öcalan'ın hayır dediği bir şeye evet diyebilir. Zaten böyle bir şeye hakları da yoktur. Çünkü düne kadar sürekli Öcalan'ın adını kullanarak, onun arkasına saklanarak siyaset yaptıkları, bugüne kadar kanın durması için Öcalan'dan bağımsız veya izinsiz dudaklarını veya parmaklarını bile kıpırdatamadıkları için, bugün de bu halde olmaları normaldir. Öcalan yarın Kürt milliyetçilerine veya Kürt faşistlerine dönüp, bu BDP'lileri tarihin çöplüğüne atın dediği anda, BDP'lilerin yok hükmünde olduğunu en iyi BDP'liler bilir. Bilirler bilmesine ama yine de bu tülahatın içinde yer alırlar. Bizi de güldürürler. Evet, talimat, İmralı'yla görüşmeler hocam. Bugün Sayın Ali Koç'la başlıyoruz. İmralı görüşmeleri, talimatlar, mektuplar, açıklanan tutanaklar neler söylersiniz? Evet. Fatih Altaylı'nın yazısındaki tülahat sözüyle başlamak en doğrusu bence. Evet. Diğer bir konu da BDP milletvekili ya da BDP'nin rol çalma meselesi. Aynen katılıyorum. Şimdi adına İmralı görüşmeleri ya da barış süreci vesaire ne derseniz deyin. Başladığından bu yana toplumda uzun yıllardır kanayan bir yaraya merhem olur mu beklentisiyle kerhen de olsa toplumda sükuneti kabul manasında alırsak böyle bir beklenti var. Ama tabii bu ilk defa olan bir şey değil. Hatırlarsanız açılım denen o süreç öncesi de Sayın Cumhurbaşkanı heyecanla güzel şeyler olacak demişti ama o güzel şeylerden sonra Türkiye'de yaşanan sıkıntıları birlikte gördük ve gelen şehitler, dökülen kanlar yüreklerimizi acıtmaya devam etti. Bu tavizler ya da işte 30 yıldır devam edip gelen bu meselede bugünkü kadar olmasa bile, böyle al ver şeklinde olmasa bile bu görüşmeler, bu tavizler verilmiş ama bugünkü kadar büyük taviz asla bu süreç içerisinde ben verildiğini zannetmiyorum. İnanın kendi kendime bu işte programla ilgili notlar filan çıkarırken henüz şeyler BDP'nin İmralı görüşmelerinin tutanakları diyelim ya da notları açıklanmamış olduğu halde aşağı yukarı Abdullah Öcalan'ın bir de tabii bir planı vardı işte silahların terk edilmesi ya da eylemsizlik kararı arkasından gerillaların onların tabiriyle militanların, teröristlerin ülke dışına çıkarması, anayasa süreci bu çok önemli. Yani Abdullah Öcalan'ın da olayın safahatı arasında anayasayı koyması önemli bir olay ve normalleşme süreci. Şimdi baktığımız zaman burada giden heyete efendim seviniyoruz, bakıyoruz. Bugün günlerdir medyamızda. Tabii bunu pompalayan AK Parti iktidar mensubu, milletvekili ve yetkililer de var. Gerçi Öcalan orada Sayın Başbakan'ın baş danışmanı Yalçın Akdoğan'ın efendim milat deyişine kızıyor ve diyor ki bakın diyor bu çok yanlış bir şey diyor. Bu böyle olmazsa diyor sonu felaket olur diyor. Yani Türkiye'de öyle bir hava yaratıldı ki ya oh ne güzel işte federasyon istemiyor, özerklik de istemiyor. Üniter devlet yapısından da yana daha ne istiyoruz? Daha ne istiyoruz? Neredeyse yani zil takıp oynayacağız. Evet. Bir taraftan da işte dünyanın 7. büyük ekonomisine sahip olan bir ülke olduğumuzu söylüyoruz. Dünyanın en büyük ordularından birinin sahibi olduğumuzu beslediğimizi söylüyoruz. Ama terör konusundaki ümidimizi de bu ülkede nice canlara kastetmiş olan bir terör örgütün liderinin iki dua arasındaki şeye bırakmışız, sözlere terk etmişiz. İşin acı olan tarafı da budur. Şimdi acaba ülkeyi yönetenler yani terör örgütünün kendi başına karar veren bir örgüt, bir
mekanizma olduğunu mu düşünüyorlar? Ki istihbarat bizden çok daha fazla, onların elinde. Öyle olduğunu da zannetmiyorum. Ama öyleyse ne? Şimdi Öcalan'ın bu şeye yansıyan BDP milletvekilleriyle yaptığı görüşme notlarından milletvekillerine diyor ki, efendim diyor, biz diyor, Sırrı Önder'in bir sözü var, ona bir sorusu var, diyor ki sizin konumunuz ne olacak diyor. Biz diyor özgürlüğümüze hepimiz kavuşacağız hiç diyor. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil, onların evet. Geçin diyor. Peki diyor şey ne olacak diyor, özerklik vesaire, özerklik de yok diyor, onu geçin diyor. O zaten diyor Avrupa yerel özerklik şartına bağlıdır. Onu da Türkiye oraya çekinceler koymuş. O çekinceleri de kaldırdıktan sonra biz zaten orada hedefimize ulaşacağız diyor. Evet. Yani bu şunu gösteriyor. Türk halkından gizlenen ya da saklanan, kamufle edilen ve öyle sunulan bir görüşmeler bu şekliyle kamuoyuna da yansıyor. Gerçi hükümet yanlışı ya da yandaşı diyebileceğimiz bazı basın ve köşe yazarları da aman bu diyor işte Paris'teki şeyden çok daha büyük bir sabotajdır diyor. Bu diyor yapılan diyor bu şeye yola döşenen bir mayındır diyor. Bunun hatta aslı astarı falan da yoktur diyenler var. Ama bir tarafta da kim sızdırdı bunu şeklinde sorular soruluyor. Tabii sızdırıldığı doğru. Yani bu görüşmeler nota not aynen. Çünkü bir basında başka yerlerde de çıktı. Sırrı Süreyya Önder soruyor. Altan Tan ile bayan nedir o? Pervin Buldan notlar alıyorlar. Yani bu notların kaynağı da burası. Orada ilginç bir şey daha var. Bir şeyin Abdullah Öcalan'ın biz diyor daha önce eğer uzlaşma olsaydı, uzlaşmaya gidilseydi diyor. Efendim Ecevit hükümetlerini kastederek Ergenekon da olmazdı. Hatta ve hatta onun söylemidir, kabul ederiz veya etmeyiz. AKP de olmazdı diyor. Evet. Şimdi tabii AKP'yi biz doğurduk. Biz diyor. Doğurduk. Bize borçludurlar gibi de sözleri var. Daha ilginç şeyler var. İşte emniyet MİT kavgasında Hakan Fidan'a sahip çıkarak, tabii bu biraz da dünyadaki psikopat bu tür liderlerin her şeyi kendinde vehmeden yapılarının bir neticesi. Evet. Onu da kendilerinin kurtardığını, orada bir ihtilalin kendisinin önlediğini filan söylüyor. Ve en ilginç tarafı da bütün bunlar diyor olmazsa ne olur? Ha, bir başka şey, bu başkanlık sistemi konusunda verilen tavizlerden günlerdir bahsediyoruz, konuşuluyor. Evet. Muhalefetin üzerine özellikle baskı yaptığı nokta. Bu görüşmelerden sızan bilgilerde başkanlık sistemi de olabilir. Tayyip Bey'in başkanlığını destekleriz. AKP ile başkanlık ittifakına girebiliriz. Resmen mesaj da bu. Yani tabii başkanlık konusunun tartışmasına girmiyorum ben. Ama terör örgütü liderinin başkanlık konusunda Tayyip Bey'in, hatta ifade aynen o, Tayyip Bey'in başkanlığını desteklerizinin arkasında yatan gerçekleri hepimiz tahmin edebiliyoruz. Yani Kandil'e biraz sert mesajlar var. Ama evet, tabii şimdi orada bizim medyamız geçen akşam bir yine bir başka kanalda bir açık oturumda kendine böyle rol biçen adamlar çıkıyor. İsimlerinin başına da akademik bir sürü şeyler veriliyor. Görevli bunlar hepsi. Diyor ki Önderliğin diyor karşısında hiçbir itiraz, kimse itiraz edemez diyor. Hiçbir güç yoktur diyor. Emri aynen geçerlidir. Halbuki duran kalkan diyor ki yok öyle şey diyor. Silah bizim elimizde diyor. Bizimle de görüşmelisiniz. Bunun böyle olduğunu, yani onları nakseden, onların o televizyondaki konuşmacıların dediği gibi olmadığını da biz bu görüşmelerden anlıyoruz. Çünkü Abdullah Öcalan da Kandil'den rahatsız. Evet. Ben Kandil'e diyor kızıyorum onlara diyor. Evet. Onların savaşla ilgili söylemlerine de. Ben burada şuna ümit bağlıyorum doğrusu. Yani bölge insanı adına işte Kürt diyelim, demeyelim, kabul edelim, etmeyelim. Yani kendini nasıl hissediyorsa o insanlar öyle olsun. Bu bölge insanı bu olayları, bu tiyatroyu seyrederek ya ben ne yapıyorum arkadaş, beni temsil ettiğini iddia eden bu insanlar bakın neler yapıyorlar, bunu idrak edebilir ve bu noktada bir kendine geliş, bir uyanış içerisinde olabilirse ben millet olarak en büyük kazancımızı burada görüyorum.
Tabii yansıyan daha önce de manipüle belki edilmiş olan başka görüşmeler de vardı. Abdullah Öcalan'ın giden heyeti azarladığı şeklinde de senaryolar, manipülasyonlar oldu. Onlar da işin bir tarafı. Temennim o yani kısacası. Bölge insanı bütün bu seyrettiği bu manzaradan Öcalan'ın neyin peşinde olduğunu, Kandil'in ne yapmak istediğini, kimin ne sevdada bulunduğunu, asıl meselenin bölge halkının özgürlüğü, hakları vesaireleri olmadığını da inşallah anlar diye düşünüyorum. Ki bir başka hata da şu, yani bugüne kadar verilmiş olan bu demokratik diyebileceğimiz hakların PKK'nın bastırması veya terör örgütünün talepleri neticesinde verilmiş olması gibi bir algı da maalesef Türk devleti adına bir talihsizliktir diye. Talihsizlik, bahtsızlık. Evet. Peki, teşekkür ederim Sayın Hocam. Sayın Şahin, bir de o İmralı'ya giden heyetin zafer kazanmış edaları vardı. Yani gerek giderken, bota binerken, gerek de dönüp de basının önünde açıklamalar yaparken. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bizim toplantımızın ardından açıklanan tutanaklar var. Tutanaklara bakış açınız nedir? Şimdi tabii hocam güzel bir şey söyledi. Dedi ki yok Fatih Altaylı. Karıştırdık şimdi ikisini dinleyince. Fatih Altaylı diyor bunlar birer hiçtir. Bütün varlıkları Öcalan'a bağlı. Evet. Şimdi düşünün yani böyle çocuklar var. Bir de bir idol seçmişler. Hiç onunla da görüşmemişler. Böyle hep şey yapıyorlar. Ve seçildi, gönderildi. Adamlar bununla kendilerinde bir şey yok. Bununla bir paye şey yapıyor. İşte biz gittik. Onların tabiriyle söyleyeyim. Önderle görüştük. Önderle muhatap olduk. Çünkü orada Pervin Buldan'ın çok yani ben hakikaten şey yaptım ya böyle çocuk mu olur ya? Ya sen milletvekilisin. Yani bir şahsiyetin olmaz. Bir şeydi kendileri hediyeler falan götürmüş. Diyor başkan, sayın başkan sizden bir parça. Ya yani bu kadar da olmaz ya. Evet. Yani şimdi aklı başında orada bir lider olsa diyecek ki sizinle hiçbir yere gidilmez ya. Siz gidin oturun. Gidin mecliste oturun. Elinizi kaldırın indirin. Başka sizden bir şey olmaz. Siz yoksa sadece benim vereceğim talimatları duyun. Ona göre hareket edin. Sakın üzerine bir kelime eklemeyin. Çünkü eklerseniz bozarsınız. Aklı başında bir lider olsa bunu derdi. Şimdi onu geçtik. Sen şu an bir de bu hani kamuoyuna sızdırılır da o yüzden ben işte Öcalan'ı kutsayayım düşüncesi olabilir mi? Şimdi bu sızdırmayı Altan Tan'a bağlıyorlar. Yani eğer Altan Tan bunu sızdırmışsa ben diğerleri için fazla bir şey demiyorum. Çünkü Marksist kökenliler onlar. Zaten bir şeyin olmasını da pek istemiyorlar. Ama Altan Tan İslami kimliğe sahip hala da diyor yani ben orada İslami kimliğimle duruyorum. Ben onlarla işte Ertuğrul'larla, Sırrı Süreyya Önderler'le ben aynı değilim. Evet. Onlar beni işte Marksist yapamaz, ben de onları İslamcı yapamam. Yani böyle diyen bir adam eğer hakikaten ondan sızmışsa çünkü bunu sızdıran kimse kesinlikle bu işin düzelmesini PKK'nın silahı bırakmasını, yurt dışına gitmesini, doğudaki bu kaos ortamının bitmesini istemiyor. Bunu sadece ben söylemiyorum. Mesela Selahattin Demirtaş da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki işte baldıran zehri içmeye hazırım diyen bir başbakana karşı biz böyle bir provokasyonun içerisinde olmayız. Böyle bir ahlaksızlığın içerisinde olamayız diyor. Ahmet Türk diyor ki yani biz burada duyduk. Bunun diyor doğru olma şeyi de diyor yani bana pek doğru gelmiyor. Bunu bizim sızdırmamız şey değil ama araştıracağız. Yani hükümet kanadı da bir yerde hani bunlar işte uydurma şeklinde o meale meade açıklamalar ben oraya, yaptı. Şimdi şunu söyleyeyim yani burada hükümet bunların doğru mu yalan mı olduğunu bilir ilgililer. Niye bilir? Çünkü başında onlar gelmeden önce MİT mensubu orada. Ve bütün görüşmeler MİT mensubunun gözetiminde oluyor. Kayda alınıyor. Not alınıyor. Evet. Ve MİT mensubu da not alıyor. Bu raporlar hepsi MİT başkanına geliyor. MİT başkanı da Sayın Başbakan'a ve ilgililere iletiyor. Evet. Şimdi biliyorlar yani hakikaten birebir doğru mu, eklenmiş mi? Onlar biliyorlar. Biz bu sızanın böyle olduğunu kabul edelim. Şimdi ben bunu biraz daha farklı görüyorum. Şimdi bir lider
onlara göre söylüyorum, 14 yıl içeride şimdi her tarafa bir hakimiyetinin, yani kendisinin her şeye hakim olduğunu göstermek için, bence hocam biraz psikopat şeyi dedi. Yani ben büyüğüm, ben her şey bende. Hükmeden devlet benim. De evet. Devlet de bilsin. Yani bu gelenler çocuklar işte geliyor, ben talimat veriyorum. Kandil'dekiler de serseriler. Yani onların da kulağını çekerim. Böyle kendisine bir paye biçiyor. Bunun büyük ihtimalle sızacağını da biliyor. Evet. Yani nasıl sızacağını biliyor. Yani bir müddet sonra en azından böyle dost meclisinde konuşulur. O dost meclisi dost dosta iletir, birkaç şey iletir ama bir müddet sonra çıkar. Belki biraz da bunu bölgede işte sempatizanlar da bilsin. Ha bizim şey yine söz sahibi, baksana aslanım ya, devlete de kafa tutuyor. Şimdi öyle bir sallanmış ki diyor gerilla tabirleriyle. İşte Kandil diyor, yani biraz kafasızlık yapıyor. İşte efendim yurt dışına çıkınca gerilla biter. Yani ne biter diyor. 10 bin Kandil'de var. Evet. 50 bin Suriye'de var. 40, bunlar hep savaşan şeyler. Evet. 40 bin de İran'da var. İran'da var. Buna ne derler biliyor musun? Yavru küçük at da kuşlar yesin. Ya biz Kandil'de kaç tane adamın ve kimlerin olduğu elimizde. Evet. Türkiye'de olanlar hepsini topluyorsun. Hepsini topluyorsun. 5 bini aşmıyor. Sen ne sallıyorsun? Yani şimdi sanki toplamışız böyle gençleri, ya işte bizim şu kadar da şurada da şeyimiz var, bu kadar burada bir, ya karşıdaki de diyecek ki kusura bakma ya, yani çok sallıyorsun diyecek. Şimdi tabii bu onun bir psikolojisi, böyle bir şey hakimiyetini şey yapıyor ama bunu sızdıran kişi de ben iyi niyet görmüyorum. Yani hakikaten biz öteden beri hep şunu söylüyoruz, PKK tek parça değildir. İşte PKK'nın yani kuyruğunu yakalayan İsrail'i vardır, Amerika'sı vardır, Almanya'sı vardır, İran'ı vardır, Rusya'sı vardır, Yunanistan'ı vardır. Yani var oğlu var. Şimdi böyle bir barışın da böyle bir PKK'nın tamamen dışlanıp da Türkiye'nin kendisine gelmesini de istemiyor. Ve şu anda onlar da tam karşı bir hareketteler. Tabii zaten bunun kolay olmayacağını Başbakan, Sayın Başbakanımız da baştan beri söyledi. Burada ben biraz gazeteye, o medyaya dokunuyorum. Şimdi burada ne yapıyor? Hemen çullandığı işin üzerine ve verdiği gibi veriyor. Nereye gidiyor, nasıl gidiyor, menfaatler nedir? Hiç umurunda değil. Başbakan topladığı zaman medyaya diyor ki, ya bak bu şey sadece bu benim meselem değil. Hepimizin meselesi. Yani tabir caizse sadece evli olan ben değilim. Siz de evlisiniz. Muhalefet de evli. Sorumlu yani da böyle var. Rahatlıkla boş hani boş olsun diyemezsiniz. Medya söz veriyor ama arkası dönüyorsa diyor ki yani biz nasıl yapsak da başbakana çelme atsak. Ya bu iş başarırsa daha bu başbakan başımızdan gitmez. İster başkanlık sistemi, ister bilmem ne sistemiyle bu başımıza kalır. Adamların hesabı başka. Oysa başbakan ne diyor? Ben az konuşuyorum, BDP çok konuşuyor. Çok konuşunca çok hata yapıyor. Yapıyoruz, evet. Ve diyor ki sorumlu davranmıyorlar. Hiç sorumlu davranmıyorlar. Yani ya bana ne işte barış olursa olsun, olmazsa olmasın, PKK biterse bitsin, bitmezse bitmesin. Benim umurumda değil. Hatta ben bu rant sistemiyle milletvekili oluyorum. Hocamın dediği gibi yani yarın bu iş bittiği zaman bu adamlara kimse yani mahalleye muhtar yapmaz. Başbakan yine diyor, taviz veremeyiz diyor. Hatta Ömer Çelik Bakan da diyor ki, Türkiye'nin geleceğiyle, Türkiye'nin vasfıyla, devlet niteliğiyle ilgili herhangi bir pazarlık olamaz diyor. Yani böyle bir pazarlık yok, orada söylemesine bakmayın. Başbakan diyor ki, tek başına elimi taşın altına uzatmamla olmayacak. Basın başından beri terör örgütü uzantılarıyla müzakere, terör örgütüyle mücadele dedik. Nitekim biz sürecin içerisinde taviz veremeyiz. En ufak bir rehaveti bize ağır bedeller ödetebilir. Silahlar bırakılır, Türkiye'nin dışına çıkılır. Suça iştirak etmeyenler varsa onlar gelirler. Eylemsizlik yanlış ifade. Ne demek eylemsiz? Başbakan zaten baştan beri diyor, silahları susması. Hayır diyor, ben silahların susmasını istemiyorum. Susan silah tekrar konuşur. Evet. Silah bırakılacak ve yurt dışına çıkılacak. Başka da bir şey yok. Şimdi bu dönemde, her dönemde bu barış veya görüşme neyse süreç
oldu ama orada bir hata yapıldı. Bir hata değil, iki hata. Orada hep biz yani siyasi iradeyi muhatap görürken siyasi irade muhatap değildi. Siyasi irade yani o enstrümanların en zayıf halkasıydı. Ama şu anda siyasi irade en önemli halkadır. Ama ikinci hata neydi? İkinci hata bu işler görüşülürken 2009'da oldu, 2011'de oldu, daha önceki yıllarda oldu. Operasyonlar durduruluyordu. Ve böylece sabote etmek isteyenler de işte bir Bingöl, bir Silvan ve daha benzeri olaylarla bu başlayan süreç, mesela hatırlayın 93'te tam böyle şeye giderken bir Bingöl olayı oldu. Şimdi bunlara meydan vermiyor ve dikkat ederseniz operasyonlar hiç durmadı ve hala devam ediyor. Kandil'de bombalanıyor. Evet. Bunun devam etmesi lazım. Çünkü İngiltere İra'yla 11 yıl görüşürken, görüşmeler devam ederken operasyonlar durmadı. İspanya yani Eta'yla görüşürken. Yani hükümet doğru yolda diyorsunuz. Bence doğru yolda. Peki. Eğer bırakırsa, bakın bırakırsa evet, yol kazaları hemen başlar. Peki. Ben teşekkürler Sayın Şahin. Evet Sayın Köse. Yani dediğim gibi zafer kazanmış Eder Ali'yle dönen bir heyet var ama Öcalan'ın mektubu da talimat dolu. Hatta eğer bu süreç başarıyla bitmezse, başarısızlık olursa her şey biter şeklinde. Evet. Tam manasıyla bir iç savaşın başlayacağına dair de aba altından sopa gösterme eylemi bile var. Neler söylesiniz? Şimdi ben önce Resul Hocam şey dedi, bu iyi niyet görmüyorum bu şeylerdeki siyasilerde BDP için. Ben bu müzakerelerde samimiyet görmüyorum. Birincisi bu. Evet. Çünkü Leyla'nın ömrü laklakla geçermiş. Şimdi biz yıllar öncesine gidelim. Apo yakalandığı zaman televizyonlarda bir görüntü vardı. Gözlerinden bandajı çıkartıyorlar. Şu andaki o bandajı çıkartan paşa nerede? İçeride. Ve bandajlar çıktığı zaman diyordu ki ben Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet edeceğim. Hizmet edeceğim diye böyle bir orada bir palavra sıkmıştı. Hem hizmet edeceğim hem babam yani, babam Kürt, annem mi Türk dedi. Yani orada etnik yani özelliği de kendisi dile getirme. Şu andaki şu andaki müzakerelerdeki yaşanan süreçte ben o televizyon konuşmasından farklı bir şey görmüyorum. Yani bütününe baktığımız zaman. Çünkü buradaki müzakerelerdeki amaç aslında bu sorunun çözülmesi değil. Bu sorunun çözümsüz olduğunun anlatılması. Şeydeki BDP milletvekillerinin şeyden geldikleri zaman, Silivri'den geldikleri zamanki yaptığı açıklamada İmralı'dan pardon. İmralı'dan geldikleri zaman yaptıkları açıklamada diyor ki Öcalan dedi ki iki tarafın elinde de tutsaklar var. Devletin elinde de Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde de tutsaklar var. PKK'nın elinde de tutsaklar var. Ve dördüncü yargı paketi gündeme geliyor. KCK'lılar tutsak olarak. Hangi bu şimdi sormak lazım. İmralı'daki hangi cumhuriyetin başkanı? Hangi nerenin cumhurbaşkanı? Nerenin bir ombudsmanı? Nereden bu geliyor, bu söylemin kaynağı, bu menşei diye sormak gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi şu anda devletin Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu terörle mücadelede her şey yasal çerçevesinde, kanunlar çerçevesinde bir yasal mücadele var. Bu bir savaş değil. Bu bir Türk-Kürt savaşı değil. Bir Kürt devlet, yani buradaki söylemlere de dikkat etmek gerekiyor. Bize önce alıştıra bu mayıs kokusu köye gittiğiniz zaman önce çok keskin bir şekilde burnunuzu yakar, sonra alışırsınız. Bu alıştıra bize bu söylemler de bu alıştıra bir şey var. Terminolojinin değişmesi gerekiyor. İkinci olarak şimdi bir bakıyorsunuz ki şeydeki bu BDP'li parlamenterler arasındaki 100 yıl öncesinin bir zihniyet, bir yerde dondurulmuş bir şey, bir faşist mantık dondurulmuş bir şekilde çıkartılmış, aynı şekilde söylemler devam ediyor. Hani demokrasi, hani şey, tek adam yönetim. Yani buradaki Apo kimin diktatörü?
buradaki yakıştırılan anlam diktatör ötesi bir şey. Yani Kandil'i saymıyorum. Seçilmiş insanları, o kadar insanlar, BDP'ye oy veren insanların iradesi nerede? Türk açılımı, Kürt açılımı, işte demokratikleşme, demokratikleşme diyoruz ama bir bakıyorsunuz ki Kürt parlamenterlerin kafasındaki demokrasiden uzak, demokrasiden eser yok bu insanların söylemlerinde. Yani bir önderlik, bir başkanlık, bir şey tutturulmuş, bir faşist, bir lider tutturulmuş. Bunun söylemleri bütün bir kitleye hükmetmek istiyor. Bir millete hükmedilmesi gerekiyor. Yani bu nasıl bir demokrasi? Eğer demokratik açılım diyoruz, demokratikleşme diyoruz, herkes için demokrasi o zaman. Kürt vatandaşlar için de, Kürt halkı için de demokrasi, onlar için de bir şey gerekiyor. Ama burada Öcalan'ın dediği dedik, çaldığı düdük, yani buradaki tutanakların ben %100 doğru olduğuna inanıyorum. Çünkü şey, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ve buradaki şeylerde de, yani şu an Türkiye'deki bu süreç, bundan önceki sürecinden de bir farkı yok yani. Sadece aktörler değişti. Bu aktörlere Öcalan da yansıtıldı. Amaç burada terörü şeyi çözmek değil. Şimdi kış operasyon yok. Terör eylemi yok. Dağdaki şeyler, teröristler inlerinde şu anda konuşlanıyor. Yani şu andaki şeysizlik zaten tamamen doğal şartlardan dolayı bir saldırı, bir şey yok. Operasyon, hocam dedi Kandil'e operasyon var, tamam uçaklarla bombalanıyor ama bir harekat yok. Neden? Kış şartlarından dolayı. Her sene terör örgütünün uyguladığı yöntem. Yani her sene bu zaman terör örgütü kışın lojistik desteğini kış uykusuna yatar. Kış uykusundayken de eylemsizlik vardır. Onu bir barış süreci için böyle bir şey olarak, malzeme olarak kullanılır. Sonra bahar gelir. Bahar geldikten sonra eylemler, saldırılar, şeyler başlar. Ama buradaki şimdi bence çok tehlikeli bir sürece gidiyoruz. Bu başkanlık sistemine APO'nun destek vermesi, biz şeyle o zaman BDP-AKP hükümeti de kurulabilir. Yani şeyden böyle bir şey de olabilir. Uzlaşırlarsa olabilir. Yani bu yetmez ama evet. Yetmez ama evet diye anayasa değişikliklerinde bir evet, referandumda evet çıktı. Bu kez de şeyde burada da hayır, onun için söylemiyorum. Gelecekteki referandumda da başkanlık sistemi olsun mu olmasın mı, yetmez ama APO çıkarsa evet. Öyle de denilebilir. Ama buradaki yanlış bence terörle mücadele veyahut Kürt Türk kardeşliğinin Kürt sorununun çözümü bu değil. Buradaki amaç çözümsüzlüğü devam ettirmek. Çözümlemek manasında bir şey söyleyebilir miyim? Orada anayasa değişikliğine, başkanlık sistemine evet demiyor. Tayyip Bey'in başkanlığına evet yani, diyor. O evet. Çok daha ilginç yani. Ondan sonraki dönemde de APO başkan olur. Yani şey. Anayasa öncesinde zaten. Pazarlık belki, bu da var. Pazarlıkların olması önemli tabii. Herkes kendi yanından meseleye bakıyor. Peki sayın hocam da teşekkürler sayın Köse. Genelkan hocam, tüm arkadaşların değerlendirmeleri de ortaya çıktı. Buyurun. Şimdi Vehbi Bey, Türkiye hakikaten öyle bir ortama getirildi ki meseleyi hafızasın olan insanlar titremeye başladı. Nereden nereye geldik? Abdullah Öcalan bir terör örgütünün lideri. Devlet başkanımız ne diyor, başbakanımız? Biz teröristle oturmayız, ancak siyasi kanadıyla otururuz. Hocam bebek katili, cani, yani söylenmeyen kalmadı. Şimdi artık o unvanı herkes kullanıyor bir anlamda. Sayın ifadesiyle söyle başlıyor. Maalesef sürçülisan da olsa söylüyorlar. Evet. İnşallah biz söylemeyiz. Bu sürçülisan değildir. Şimdi Abdullah Öcalan'ı biz unuttuk. Çok çabuk unuttuk. Şimdi bir kurtarıcı gibi sıcak gösterilmeye çalışılıyor bize. Abdullah Öcalan Şam'dan örgütüne emir verirken devletten yana olan köyler için gidin hepsini katledin. Tavuğuna varana kadar öldürün. Köye giden dolmuşu roketle havaya uçurup içindeki yaşlı ve bebeleri öldüren bir örgütün lideri bu. Şimdi bu adam bize sevimli, barıştan yana bir insan gibi gösterilmeye çalışılıyor.
Ama bu medyadaki etki ajanlarının sayesinde APO da biraz şirin görünmeye çalışıyor. Ortamı iyi değerlendiriyor. İmralı'daki görüşme, Başbakan her ne kadar biz görüşmüyoruz dese de bu Başbakan'ın emriyle yapılan bir görüşme. Başbakan emir vermese bu görüşme olmaz. Buradan çıkan ve basına sızan bilgilere baktığımızda madde madde üzerinde düşünmek lazım. Ne diyor? Çekilme parlamento kararı ile olacak. Bunu okurken aklıma Mudanya müterekesi geldi. Evet. İstiklal Harbi'nde 1922'de 1922'ye kadar gittik. Evet. Yunanlarla yaptığımız Mudanya müterekesi geldi. 11. Kendisine bir rol biçmiş. Evet. Artık iki devletin arasında yapılan bir ateşkes müterekesi gibi rol biçmiş kendisine. Şimdi bu adama güveneceğiz. Bu adam kardeşliği sağlayacak. Bu adam barışı sağlayacak Türkiye'de. Kendisini ayrı bir ordunun komutanı görecek. Sonra da kardeş kardeş yaşayacağız diye bize yutturacak. İkinci madde ne diyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanacak. Bu da Mudanya müterekesi. Aynen o şartlar. Zaten biraz Atatürk'ün İstiklal Harbi'ndeki mücadele şeklini de biraz kendisine şey olarak seçmiş. Hocam Mudanya'yı geçtik. Sevre geldik. Herkes Sevre benzetiyor. Ama şimdi geleceğiz oraya. Hakikat komisyonu kurulacak diyor. Nedir bu hakikat komisyonu? Bu hakikat komisyonu Güneydoğu'da teröre karşı kahramanca mücadele eden insanların yarın suçlu ilan edilip içeri tıkılmasıdır. Bu onu içeriyor. Başbakan da çok zeki olduğunu da Tayyip ifadesiyle beraber dile getiriyor. Yani başbakan da hak veriyor. Kurnaz olduğundan söz ediyor. Burada acaba oy tahvilini mi düşünüyor Güneydoğu için? Şimdi zaten Güneydoğu'da o yerel yönetimler yasası meclisten geçtikten sonra dağdaki terörist Güneydoğu'ya inecek. Burada koruma gücü, öz güvenlik güçleri olarak görev yapacaklar. Evet. Ondan sonra da bunların sözünden kimse çıkmaz. Köylere dönüş olacak. Bunlar yapmazsa çekilme olmaz diyor. Evet. Şimdi bakıyoruz. Siz ilk günde Kandil'in sözünü dinleyemeyeceğinden söz ediyorsunuz. Evet, yine aynı şey var. O yola doğru gidiyor herhalde. Bakın biraz. Ne diyor bir de şunu söylüyor. O noktaya geleceğim şimdi. Ben sorumluluk üstlenmem. Süreç başarısız olursa APO öldü diyeceksiniz. Ben yokum. BDP ve PKK'nın beni kullanmasına izin vermem. Evet. Bunu açalım. Kendini bu fotoğrafı büyük gösteriyor. Hayır bir de ne diyor? BDP ve PKK'nın beni kullanmasına izin vermem. Evet. Demek bir şeyler biliyor. Yani bu ifadede Kandil'in kendisini kullandığını, BDP'nin de APO sayesinde milletvekili olduklarını yine kullandıklarını çok iyi biliyor. Onun için de bunların diyor beni kullanmasına izin vermem. Evet. Burada Kandil'le arasında bir mesafenin olduğunu gösteriyor bu. Bunun açıkça fotoğrafın ifadenin manası bu. Evet. Ha biz hala diyoruz ki Kandil APO'nun sözünden çıkmaz. APO biliyor Kandil'in de olduğunu, ne yapacağını da biliyor. Onun için de sorumluluk üstlenmiyor. Yani yarın Kandil bunu sabote edebilir, APO'yu dinlemeyebilir. Onun için de APO bu sorumluluğun altına ben girmem diyor. O zaman Kandil de bir takım eylemlere başvurursa operasyonlar devam ediyor. Süreci de birilerinin baltalayacağından söz ediliyor ama yani bunu bizzat Kandil baltalar o zaman. Kesinlikle. Evet. Ben yani bu sürecin bir böyle... Bir başkasına yıkmaya veya ona mal etmeye de gerek yok. Bu sürecin böyle APO'yla anlaşmayla devam edeceğine katiyen inanmıyorum. Evet. Çünkü Kandil diyor ki APO Türkiye'nin elinde bir esir. Evet. Onunla yapılan anlaşma bizim düşüncelerimizi kapsamıyor diyor. Şimdi gelelim şeye. Toparlayalım hocam. Çok enteresan. Evet. Abdullah Gül'e soruyorlar Cumhurbaşkanı'na. Türklük kavramının anayasadan evet. çıkarılmasını. Hı hı. Diyor ki Türklük kavramının ve milliyetçiliğin Türkiye'nin bütün potansiyelini kullanmasına engel oluyor. Biraz önce de Azerbaycan'da evet, alkışlıyordu. Evet. Çok enteresan. Bunu diyor. Yani çıkaralım diyor bu kavramı. Orada da Turancılık kokan bir gecede, Türklüğün bayraklaştığı bir gecede alkışlıyor. Bunların hangisine inanacağız biz? Bu da çok enteresan. Yine
APO'nun tutsak ifadesi, demin arkadaşlar da söylediler. Tutsak iki devlet arasında savaş yapılır, tutsaklar iade edilir birbirlerine. Özel bir anlaşmayla. Ama onun üzerine medya da bunu pompalamaya başladı. Yani yakınları kayıp olanlar hemen medyaya çıkmaya başladılar, televizyonlara, gazetelere. Şimdi bunlar hazırlanmış bir senaryo. Evet. Bu senaryo satır satır gündeme geliyor. Bakın, Habur'da demin arkadaşlar söyledi, Cumhurbaşkanı güzel şeyler olacak dedi. Ama o Habur rezaletinde kamuoyunun tepkisini gören hükümet maalesef yine bu görüşmelerden vazgeçmedi. Evet. Oslo'da devam etti. Bu sefer gizli devam etti. Basına sızdı bu. Basına sızdıktan sonra yine tepki gördü. Bunun üzerine medyadaki o belli meşhur adamlarla büyük bir fikir şeyine girdiler. Kamuoyunu yumuşatma hareketine girdiler. Bunlar belli adamlar. Bölgelerine gittiler. Tabii başladılar. Evet. Hatırlayın. Şimdi bir narkoz verilen bir hastaya narkozun tesirini anlamak için bir uyarı yapılır. Eğer o hasta bayılmışsa muamele yapılır. Şimdi başbakan Mardin'de milliyetçiliği ayaklar altına aldım dedi. Bu bir narkozun etkisini ölçmek içindi. Evet. Bu millet uyudu mu, uyumadı mı? Bu tepki gösterecek mi, göstermeyecek mi? Baktılar ki millette ses yok. Ondan sonra bu oyunu açık oynamaya başladılar. O zaman yola devam. Açık oynamaya başladılar. Çok açık oynuyorlar. Kamuoyundan genel tepki... bir cümleyle ifade edecek olursanız, toparlarsanız. Şimdi başbakan 3 gün önce Alman başbakanına dedi ki sizde şu kadar suçlu var, iade etmiyorsunuz dedi. Şimdi ne diyor PKK için? Sınırı terk edin diyor. Bunlar suçlu değil mi? Yani Almanya'daki suçluyu isteyeceksin. Hayır, o belki savaşan anlamında, savaşan teröristlere ülke sınırlarını bunlar terk yargılanmadan yargılanacaksınız diyor. Şimdi suç işlemişler, yargılanmaları lazım bunların. Ama elde olanlar değil, savaşanlara yani. O çağrı savaşanlara. Diğerleri zaten yasaya göre serbest kalırsa kalıyor, kalmazsa kalmıyor. Ama Almanya'daki suçlulara diyor ki bana niye vermiyorsun? Evet. Bizim içerimizde dağda terör suçu işleyene de diyor ki sınırı terk et. Bu nasıl tersliktir, ben anlamadım yani. Evet. Çözemedim ben bu işi. Evet. Kanuna da aykırı. Ben şunu söyleyeyim. Deniz Gezmiş'in içi nasıldı? Düzeni değiştirmekten, rejimi değiştirmekten nasıldı? Evet. Birçoğu da değiştirmemişti de rejimi. Teşebbüsten. Birçok suçlu rejimi değiştirmeye teşebbüsten. APO ne diyor? Bu bir rejim değişikliğidir diyor. Türkiye'de. Resmen söylüyor. Bu bir rejim değişikliğidir. Evet. Kimsenin kılı kıpırdamıyor. Evet. Kökten her şey değişecek. Yeni bir cumhuriyet kurulacak. Resmen Türkiye Cumhuriyeti'nde rejim değiştiriliyor. Halkımız bunun farkında değil. Evet. Medya milletimizi biraz da uykuya itti. Belki büyük bir çoğunluğu, belki barış gelir diye tereddütlü. Onlar da güvenmiyorlar. Ama bir bekleme var. Var. Bir patlama noktası da olabilir diyoruz. Güvenmiyorlar, bekliyorlar. Belki olabilir. Yani ya olursa Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması gibi, ya tutarsa peki diyorlar. Hocam, çok teşekkürler, sağ olun. Evet, ülke gündemine noktayı koyduk. Önemli bir konuydu. İkinci bölümde Elazığ gündemine geleceğiz. Yine gündemimiz doptolu. Reklam arasının ardından Medya Analiz'de ikinci bölümde Elazığ gündemiyle birlikteyiz. Elazığ deyince tabii trafik, caddeler, sokaklar akla geliyor. Biz görmedik de başlıyoruz. Mobese görüntüleri denildiğinde aklınıza ne geliyor? Genelde trafik kazaları ile basına yansıyan görüntülerde daha önce hiç böylesini izlemiş miydiniz? Hürriyet Caddesi'nde araçların önüne kendini atan kişinin saltanatı polis memurunu görünce sona erdi. Şimdi de Çayda Çırak Avşağı'ndayız. Bu görüntüde ezber bozan cinsten. Sepetli motosiklet arızalı arabayı çekmeye çalışıyor. Nereden bulduğu anlaşılmayan banketi yol ortasına koyup üzerine oturan alkollü şahsın görüntüleri de güldürür türden. Peki bu gençlere ne demeli? Gençlerin gecenin ilerleyen saatlerinde yol ortasında dans etmeleri de mobese kameraları tarafından sobelendi.
Dans demişken Mobese görüntülerinden anlaşıldığı üzere gençler dansı seviyor ancak mekan olarak yolu tercih etmeleri izleyenleri endişelendiriyor. Altyapı sorunu Mobese kameralarına bile yansıdı. Hava yağışlı, karşıya ıslanmadan geçmenin yolu bakın nasıl. Ben iğne deliğine bile park ederim diyenler bu görüntülere ne diyecek acaba? Orta evi Mobese kamerasına yansıyan araçta sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesine rağmen ölçülmüş gibi park ediyor. Yine gecenin ilerleyen saatleri, bu kez eğlencenin adı birdir bir. Unutkanlığın böylesi, sürücü aracını park ediyor ancak el frenini çekmeyi unutuyor ve Mobese bu anı kaydediyor. Trafik kuralları herkes için peki, kırmızı ışıkta eşeğiyle bekleyen amca yeşili beklemeden karşıya geçseydi yaptırımı ne olurdu acaba? Bu görüntüde ise fazla ısrar sürücüyü usandırıyor. Arkasındaki araçları aldırmadan trafiğin kilitlenmesine neden olan kişinin sonu araç hızla hareket edince hazin bir sonuç doğuruyor. Bu toz bulutu ne diyenler için açıklayalım. Kamyonun egzozu seyir halindeyken arızalanmış ancak sürücü bunu aldırmadan yoluna devam ediyor. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nün gece gündüz sürekli takip ettiği Mobese kameralarına bu kez direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yansıyor. Ancak sürücü bisiklet kullanıyor. Evet, memleketten manzaralar, memleketimizden manzaralar daha doğrusu. Evet, yine gündeme getirdiğimiz birçok konu vardı medya analizde. Çözüme kavuşanlar var. Programın ilerleyen bölümlerinde onlara değineceğiz. Ama bakalım hangi konuya değinmiştik daha önce. Belediye Meclisi'nden MHP'li üye Sayın Fahri Çınar 18 Haziran'da yani bizim meydan analizi yaptığımızdan 10 gün sonra dava açıyor. Nereye? Bölge İdare Mahkemesi'ne. Neden? Elazığ Belediyesi'nin aldığı bu keyfi kararda yürütmenin durdurulması amacıyla. Medya analiz haklı olan vatandaşın hakkını savundu. Elazığ Belediyesi'nin usulsüz tahsil ettiği katı atık bedelinde mahkeme haktan yana karar verdi ve yürütmeyi durdurdu. 10 aydır usulsüz alınan katı atık bedeli ödemeleri ne olacak? Mayıs 2012'den itibaren gerek haberlerimizde gerek medya analizde defaten işlediğimiz, gündeme getirdiğimiz konuda sonuç alındı. Niye üzerine düştük? İzliyoruz. Resmi gazetede belirtilen bu ifadelerden yola çıkarak Elazığ Belediyesi'nin hem vatandaşla sözleşme yapmadığını hem de gerekli duyuruları gerek meclis kararı almadan önce gerekse meclis kararının alınmasından sonra duyurmaması yapılan işin eksik ve yanlışlığını gözler önüne seriyor. Tüm bunlar yaşanırken Kanal 23 olarak bu işin arkasında olduğumuzu ve vatandaşların yaşadığı bu mağduriyet giderilene kadar konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. Konunun takipçisi olacağımıza 8 Haziran'da söz verdik ve nihayet çözüme ulaştık. Bakıyoruz, izliyoruz. Elazığ Belediyesi 7 Mayıs 2012 tarihindeki oturumunda katı atık ücretlerini belirlemişti. Bu kararla zaten yüksek olan su faturaları bir kat daha artmıştı. Elazığlı her dönem su faturalarının yüksek olmasından şikayet ederken Mayıs ayı ile birlikte su faturalarına yeni bir gider kalemi daha yansıtıldı. Adı ise katı atık bedeli. Son gelen su faturalarına katı atık bedeli diye ismi altında vatandaştan para tahsil edilmektedir. Bunu ne ismi altında alıyor? 3 Mayıs'ta gündeme getirilen ve 7 Mayıs'ta kabul edilen katı atık bedeli o günlerde televizyonumuz Kanal 23 ekranlarında hem haber bültenlerinde hem de medya analiz programında çok tartışılmıştı. Bu yönetmenlikle ilgili dava açılır, Danıştay da iptal ederse o zaman bu hukuksuz olur ve hiçbir belediye de bunu alamaz. Evet. Bu tür vergilerle belki bir gelir elde edecek ama hiç olmazsa prosedürüne uydursun yapsın bu işler yani.
bir yıl önce, bir yıldır burada uygulanmamış bir yönetmelik var. Yani bir buçuk yıl sonra akıllarına gelmiş. Şimdi her şey böyle hukuksuzluk o kadar gündeme geliyor ki Elazığ'da veyahut hukuk o kadar çiğneniyor ki. Bu halktan görüş alınarak kararlaştırılır. Yani bunu söyleyen kanun, uymayan belediye. Alınan görüşler rapor haline getirilir. Getirildi mi, alındı mı, halktan görüş alınmadı. Rapor haline getirilmedi. Bu mecliste görüşülür. Meclis buna karar verir. Daha sonra alınan karar halka duyurulur. Katı atık tarifesi belirlenirken hangi esasların alındığı ve belirlenen ücretin zaman kaybedilmeden su faturalarına yansıtılması ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvuran Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Fahri Çınar kararın iptalini istemişti. Belediye Meclisi'nden MHP'li üye Sayın Fahri Çınar 18 Haziran'da yani bizim meydan analizi yaptığımızdan 10 gün sonra dava açıyor. Nereye? Bölge İdare Mahkemesi'ne. Neden? Elazığ Belediyesi'nin aldığı bu keyfi kararda yürütmenin durdurulması amacıyla. Dava yaklaşık 7 ay sonra sonuçlandı ve karar açıklandı. Mahkeme, avukat Fahri Çınar'ın başvurusuyla katı atık tarifelerine yönelik kılavuzları inceleyerek Elazığ Belediyesi'nin mevzuat hükümlerine aykırı karar aldığını açıkladı. Elazığ Belediyesi'nin su tahsilat makbuzlarındaki gelir kalemleri neden kabarık? Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesindeki belediyelerde aynı uygulamayı mı yapıyorlar? Yoksa Elazığ Belediyesi'nin uygulaması mı farklı? İşte 5 ayrı bölgeden 5 farklı belediyenin su tahsilat makbuzlarındaki gelir kalemleri ve Elazığ Belediyesi. İkinci İdare Mahkemesi'nde görülen yürütmeyi durdurma talebiyle açılan davada, Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün evsel katı atık sisteminin işletilmesi ve sürdürülebilirliğiyle bağlantısı olan ve olmayan tüm harcamaları dahil ettiği, toplam sistem maliyetinin hesaplanmasında esas alınması gereken temel bileşenler bazında bir ayrıntıya ve hesaplamaya yer verilmediği, halkın yeterince bilgilendirilmesi ve katılımın sağlanmasına imkan vermeyecek kadar kısa bir sürede çalışmanın tamamlandığını tespit edildi. Sonuç olarak mevzuat ile öngörülen kriterlere uygun olmayan maliyet hesabına dayanılarak belirlendiği görülen katı atık yönetim sistem ücret tarifesi hukuka uygun bulunmadı ve yürütmesi durduruldu. Öte yandan belirlenen ücretler 2012 yılının Mayıs ayından itibaren su faturalarına yansıtıldı. Yaklaşık 7 aydır su faturalarında katı atık bedeli adıyla bir kalem daha fazla ödeme yapan vatandaşın ödediği parayı nasıl tahsil edeceği ise merak ediliyor. Daha pahalıya su tüketen Elazığlı'ya bir de katı atığı niye getiriyorsunuz arkadaşım? Eğer yasa sonucuysa, gereğiyse buna örnek verdiğimiz diğer belediyeler niye uymuyorlar? Bunun idare yolu varsa siz Elazığlı'nın lehine olan bu faktörü niye uygulamaya sokmuyorsunuz? Hak yerini buldu dedik, adalet tecelli etti dedik. Tabi buna daha sonra değineceğiz ama sonuç aldığımız ısrarla takvimimiz sonucu tabii ki Sayın Fahri Çınar'a da BDM Meclis üyesi olarak hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Önemli olan vatandaşın yanında olmak, bir haksızlığı ortadan kaldırmak. Türkiye'nin her tarafından örnekler aldık ama sonunda Elazığ böyle bir yükten vatandaşımızı kurtarmış oldu diyelim. Bugünkü ana konularımızdan biri fragmanıyla başlıyoruz konuya. Mendil satan çocuklarla, dilencilerle Elazığ'da merhamet istismarı her geçen gün biraz daha büyüyor. Vatandaşa rahat yok. Büyüyen bu sorun nasıl önlenecek? Bu sıkıntıya kim dur diyecek? Evet, kameramanımız sevgili Ömer Elalmış'la sevgili Yağmur Gaziantep'ten çıktılar. Bu kez görüntüler MOBESE'den değil, Kanal 23 kameramanlarından, objektiflerinden. Şimdi hemen Gaziantep'ten kesitler izliyoruz. Okul
okuldan artan kalan zamanlarında mendil satan çocuklar dışarıdan bakıldığında masum bir iş yapıyor gibi görünüyorlar ama durum hiç de öyle değil. Mendil satan çocukların kullandığı taktik vatandaşı çileden çıkarıyor. Çünkü zorla satış yapmaya çalışıyorlar. Kiminin çantasına, kiminin cebine mendili koyup kaçıyorlar. Sonra da parayı alana kadar takip ediyorlar. Mendil almayanın sonu ise daha vahim. Ya takip ediliyorsunuz ya da mendil dolu poşeti yiyorsunuz. Ve gün sonu, yoğun ve koşuşturmalı geçen günün sonunda hasrat sayılıyor. Evet, kısa bir sürede onları da hiç farkına varmadan sevgili Ömer başarmış onları görüntülemeyi. Tabii daha sonra şimdi demin kuliste biz vetre izlerken Ali Hocam sordu ama ben cevap veremedim. Arkadaşlara sordu ya bunlar ne okullusu dedi, okullarım var dedi. Şimdi yine Ömer Elalmış'ın görüntüleriyle Yağmur sordu. O çocuklarla, demin izlediğiniz çocuklarla konuştu. Bakalım ne cevap veriyorlar. Seviyorsun. Okula gidiyor musun peki? Hem okula gidip hem mendil nasıl satıyorsun? İşte ben sabahçıyım. Evet. Sabahtan gidiyorum, öğlen geliyorum. Peki kendi harçlığını kazanmak için mi satıyorsun? Hı-hı. Annen baban ne iş yapıyor? Çalışmıyorlar mı? Annem de çalışıyor. Peki baban? Babam çalışmıyor. Hasta mı? Babanın yüzünden mi çalışmak zorunda kalıyorsun? Hı-hı. Neden mendil satıyorsun? İşte. Peki sen okuyor musun? He. Niye okuyup hem mendil satıyorsun hem okuyorsun? Nasıl oluyor bu? Baban çalışmıyor mu? Çalışıyor. Çalışıyor? Peki niye mendil satıyorsun sen? İşte kendi arkadaşlarımı çıkartayım. Evet. Peki insanları böyle zorluyorsun. Olmuyor. Değil mi? Alır. Peki alıyorlar mı senden mendil? Evet. Bu mendil satan çocuklar sorunu. Bir de dilenciler var. Gerçekten cami önlerinde, gaz caddesinde her tarafta hepimizi bıktıran dilenciler. İhtiyaç sahibi olanlar da var, olmayanlar da var. Bir de onlardan kısa bir kesit izliyoruz. Müzik.
konu bu. Peki vatandaş ne diyor? Son veterimizi izliyoruz bu konuyla ilgili. Bakalım vatandaşların düşüncesi nedir? Vatandaş durumdan oldukça şikayetçi. Belediyeyi ve yetkilileri göreve davet eden vatandaşlar suçu ailelerde buldu. Büyüklerin demek ki veriyor yani bu şekilde ellerine veriyor, insanlara rahatsızlık veriyor. Yani bunlar büyüklerinden kaynaklanan bir şeydir yani. İyi yetmiyorlar ya. Sizi rahatsız ediyorlar mı? Tabii rahatsız ediyorlar ya. Şikayetçi misiniz? Şikayetçiyim. Teşekkür ederim. Ailelerin zorundan yoksa kimse hiçbir çocuk gelip keyfini hemen de satmaz burada. İnsanları rahatsız etmeleri. Ya insanlar almadığı için insanları rahatsız ediyorlar. İsrail satmak için rahatsızlık veriyorlar. Yoksa yani bir zararları yok kimseye bunların. Canlar ciğerler bunlar. Çok iş görüyorlar burada. Ne işi? Mesela gazete almaya gönderip gidiyorlar. Sigara almaya gönderip gidip getiriyorlar. Bir şey isteyeyim gidip getiriyorlar. Hiç kesinlikle beni kırmazlar burada. Peki neden yapıyorlar yani? Geçimlerini sağlamak için? Ya geçim sağlamak değil amaç. Aileler yolluyor, gönderiyor. Anneleri dileniyor, babaları yatıyor. Başka bir şey yok yani. Devlet sahip çıksa böyle olmaz. Gerçekten devletimiz duyarlı bir devlet olsa sahip çıksa böyle olmaz. Bizi rahatsız ediyorlar. Evet. Rahatsız ediyorlar. Böyle insanın yakasına yapışıp zor da sana bir şey koyar. Yazık günahtırlar. Bunlar eğitimi içersinler, yetimlerle gitsin, okullarına gitsinler. Bak doluydur, bak çevremiz dolu. Ailelerin değilimiz, aileleri yüzünden. Bir çözüm bulunamaz mı konu? Bulunabilir. Yani aileleri kendilerine dikkat etseler, yani çocukları sokakları salmasalar daha iyi bence. Doğru bir doğru davranış değildir efendim. Yani burada kaldırmaları lazım. Burada artı birer dilenciler fazla. Sizi rahatsız ediyorlar mı? E tabii ki evet. Burada yürüyorsun, yerleri ceplerimizde giriyor neredeyse. Bizden para çalacaklar yani. Doğru değil mi sizce de? Doğru. Yani kaldırmaları bence büyük iyilik olur. Kaldırmaları da gerekiyor. Bak halen duruyorlar yani. Doğru mu sizce? Onlara devlet sahip çıksın yani şimdi biz ne yapalım? Ne diyebiliriz ki? Peki bu durum doğru mu? Vallahi doğru değil. Değil de işte nasıl fakat. Sizce bu durum nasıl çözülebilir? Ya bunu devlet belediyenin el koyması lazım. Onlara belediyenin sahip çıkması lazım. Devletin sahip çıkması lazım. Verdi olarak insanlar bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Siz şimdi ona bir şey, bir yetkiniz var mı? Yok. Ona yetkili kurumlar, yetkili yerler sahip çıkacak. İşi yoksa iş versin, aşı yoksa aş versin, ekmeği yoksa ekmek versin. Onlara sahip çıksın. Onları da o durumdan kurtarsınlar. Evet, ekonomisi iyi olduğu söylenen bir ülkede bir sosyal problem daha, özellikle manevi duyguları da yüksek olan Elazığ'da merhamet istismarı devam ediyor. Gerek çocuklar gerek el açan insanlar tarafından. Tabii ki aslında ihtiyaç sahibi el açmaya utanır veyahut da talep etmeye utanır. Neler söylersiniz Sayın Şahin? Bu büyük sorun yani. Buna bir dur devrilmesi lazım, gerekli. Vatandaşın düşüncesinde zaten yansıttık. Şimdi önce bu bir ihtiyaçtan mı yoksa alışkanlıktan mı? Ben daha çok alışkanlık görüyorum. Yani ihtiyaçtan, dilenciler için söylüyorum. İhtiyaçtan evet. Ziyade alışkanlık. Tabii yaşadığım bazı olaylar oldu belediye başkan yardımcısı olarak. Nihayetinde bir gün vali mavin arkadaş dedi ki beraber biz bu işi halledelim. Yani kötü bir görünüm. İyi. Kendisi gidiyor bakıyor çocuğun birisi Gazi Caddesi'nde dinleniyor köşede. Diyor ki niye dinleniyorsun? İşte beni gönderdi babam filan neyse. Para götürmesen beni dövecekler. Onun için ben bu kadar parayı buradan para götürmek mecburiyetindeyim. O günün parasıyla dedi 10 lira verdim. 10 milyon yani verdim. Dedim ki o zaman git. Ya senin para aldı git yani daha bekleme. Gittim diyor böyle bir 50 metre öteye baktım yine gitmiyor. Döndüm geldim dedim ya ben sana para verdim yani sen eve götür para da göstereceksin. Dedi ki bu defa şu saatten önce gittiğim için beni dövecek çünkü sen erken geldin. Daha bekleseydin daha fazla alırdı. Şimdi bu işin bir yüzü. Yani bu evet. Çocuklar dillendiriliyor. Tabii dillendirmek, dilencilik suç mu? Suç. Şimdi 5390 belediye kanununda da var. 50 bini aşan, nüfusu aşan yerlerde kadın ve çocuklar için koruma evleri evet. Kurulması var. Durumu müsait olan.
5326 sayılı kabahatler kanununda da 33. madde 33'ünde dilencilik diyor. Kanun 2005'te yürürlüğe girdi. O zaman 50 TL para cezasıydı. Şimdi bu yeniden değerlendirme oranında bu artıyor. Belki de şu anda 100'ü aşmıştır. Elde ettiklerine de el konulup işte polis yakalanmışsa mülki amirin onayıyla irat kaydediliyor. Eğer zabıta yakalanmışsa encümen kararıyla irat kaydediliyor. Türk Ceza Kanunu'nun 229. maddesinde de yine dilencilik suçtur. Çocukları beden ve ruh bakımından birinci maddesi kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi 1 ile 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Madde 2 yakın akraba tarafından ta 3. dereceye kadar yakın akraba tarafından baba işte neyse amca dayı yakınları tarafından eğer yapılırsa 1 ile 3 yıl olan ceza %50 oranında artırılır. Eğer bu bir şebeke yani bu çocukları dillendiren arkada bir şebeke varsa. Hep aileler değil yani ona dikkat tabii, çekelim. Yok şimdi Elazığ'da o şebeke var mı bilmiyorum ama Ankara İstanbul falan orada biliyorsunuz tam bir şebeke oluşmuş. Evet. Eğer böyle bir şebeke varsa o şebekenin cezası ise o şebekenin cezası ise %100 artılır. Yani bir yere 3 yıl cezalandırma diyelim ki 3 yıl ceza verilmişse bu %100 artırması nedir? 6 yıl ceza veriliyor. Bu işin kanuni boyutu. Şimdi hemen hemen herkes işte belediye, devlet filan diyor. Yani bizim hiç suçumuz yok mu? Şimdi işini açacağız. Ben bir hikaye yani bir fıkrayla yani suçumuz şey yok mu derken vatandaş peki. Ya, ona geleceğim. Buyurun. Şimdi ağa uşağıyla beraber gidiyor. Böyle çayırlık, yeşillik bir yerde biliyorsun eskiden pehlivanlar bu el ense çektikleri için bu saçların ense tarafını tamamen tıraş ediyorlar. Her zaman jiletle tıraş ediyor. Çünkü el ense çektiği zaman kılları çekiyor, ağrıyor, perişan oluyor. Aha biraz muzip adam uşağına diyor ki git diyor o adamın oturuş böyle kocaman bir adam ensesine bir tokat ahşet gel diyor ben sana bir sarı lira vereceğim yani altın vereceğim. Evet. Uşak bir altına bakıyor bir de oturana bakıyor gidiyor arkadan bir enseye tokat indiriyor adam dönüyor ulan diyor kusura bakma diyor aha seni başkasına benzettim geliyor alıyor aha diyor ki bir tokat daha ahşet sana bir sarı lira daha vereceğim. Yavaş arkadan filan gidiyor. Bir tokat daha indirince adam diyor ulan diyor kop oğlu kop. Şimdiden mi beni başkasına benzettin? Geliyor. Yakalasa yani şey gibi suyunu çıkaracak. Diyor ki dur ağam sana bir şey söyleyeyim. Vallahi diyor ağada o sarı liralar. Sende bu ense bende de bu tamah olduktan sonra senin ense daha benden çok tokat yiyecek. Evet. Şimdi biz vali muavini arkadaşın ismini de söyleyeyim. Erdoğan Bektaş. Evet. Sonra da vali oldu. Bu operasyonları başlattık birlikte yani emniyet ve belediye zabıtası. O zaman bu eski sebzehanenin orada da bir yer vardı. Yani oraya alıyorduk. Erkenden öğlen ve ikindi namazı vaktinde orada mecburi ikamete tabi tutuyorduk. Böylece cami önlerine gidemeyince yani öğleyle ikindiye gidemeyince dağılıyorlardı eve. Akşam da kalmıyorlardı. Ve tespit ettiğimize göre Diyarbakır'la Malatya'dan çok geliyordu. Evet. O zaman Diyarbakır minibüslerinde de bir indirim başlamıştı. Zabıta ifade aldı. Ve getirdiler bana ifadeyi. Sen Diyarbakır'dan buraya niye geliyorsun? Diyarbakır'da dinlenmek varken buraya geliyorsun. Araba o zaman 1 lira. 1 lira geliş, 1 lira gidiş, 2 lira. Ben Diyarbakır'da 2,5 lira kazanıyorum. Elazığ'da 10 lira kazanıyorum. Merhamet şimdi, fazla. Şimdi bizim insanımız cebinden bir 50 kuruş, bir 1 lira vererek, 25 kuruş vererek hayır yaptığına inanıyor ve işinin rast gideceğine, artık bilmem neyse imtihana gireceğse çocuk yazılısın iyi gideceğine filan inanıyor. Ama bu istismar yani bu böyle bir düşünce karşılığında bize istismar olarak dönüyor. Bir de adak var bu konuda. Hani fakire sadaka vereceğim. Şu işim olursa veya şunu başarırsam. Burada tabii muhtaç olanı
araştırıp ona da geleceğim. Ona verme yerine işte en kolay nedir? Camiden çıkarken özellikle cuma namazından cemaat kalabalık olduğu için fakire bir sadaka vermeyi orada yerine getireyim. İşlerim rast kesin, kazadan beladan kurtulayım diye. Şimdi bu düşünce, yani tabir caizse bu düşünce bir bataklık kabul ederseniz sivrisineği eksik olmaz. Yani bununla ne zabıta başa çıkabilir ne de polis başa çıkabilir. Evet. Ha şimdi devlet tabii burada bunların ailelerine ulaşıp bu kişileri tespit edip neyse yani o bir belki cezai yönü olabilir, belki caydırıcı yönü olabilir. Ama insanımıza düşen büyük bir görev vardı. En büyük görev Elazığlı'ya düşüyor. Şimdi eğer yardım etmek istiyorsan bakın Elazığ'ın yerelinde olan Mamur Abdülaziz vardır. Ben o arkadaşların çalışma sistemini biliyorum. Çünkü o başkanıyla beraber Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda tahmin ediyorum 5-6 sene beraber çalıştık. O kadar muazzam bir incelemişler ki eğitim durumuna varıncaya kadar. Kaç kişi eğitimde söylüyor, hastalık durumu nedir, özel durum nedir? Götürüp oraya yardım edebilir. Yardım eline yardım edebilir. Can suyuna yardım edebilir. Kimse yok mu'ya yardım edebilir. İHA'ya yardım edebilir. Veya biliyorsa bizzat gidip kendisi yardım edebilir. Ama orada insanların biz bazılarını tanıyoruz. Ben öğrenciliğimde biliyordum. O köşede dinleniyordu. Biraz daha hani orası tenhalaşmış o Hürriyet Caddesi. İzzet Paşa'ya daha çok kaymış. Veyahut da terfi etmiş yani. Şimdi bu insanlar muhtaç değil. Bu insanlar bir alışkanlık haline getirmiştir. Siz onlara deseniz ki hiç gelme, evinde sana her gün 10 lira vereceğim. Eğer 20 lira 15 lira alıyorsa onu engelleyemezsiniz. O zaman Elazığ'ını ne yapacak? Bu yardımı böyle 50 kuruş 1 lira değil güzel bir şekilde götürecek. Ya biliyorsa fakire verecek veyahut da hayır kuruluşlarına verecek. Vermezsek bir ay sürmez biter. Evet. Peki o benim dediğim hani basit sadaka verme usulü var. Siz isim verdiniz ama ben devletin kurumunu örnek vereyim. Yani Kızılay'da geçmişte yaşananlar bu milletin yardım aşkını da bir yerde törpüledi. Ya da bazı dernekler, ben isim vermiyorum, farklı amaçlarla toplanan paralar veya hedefine gitmeyen bir takım yardımlar, özellikle deprem yaşadığımız o Marmara depremi döneminde halkın bu derneklere olan güvenini de sarstı. Onu da özellikle belirtelim. Hatta belki başka illerde makbuz yoluyla toplanan paralar Elazığ'da camilerde. He, orada bir şeklen makbuz var ama kutulara gidiyor bu paralar. Yani halkın da bu orada bir şevki kırıldı. Onu da özellikle belirtelim. Tabii sadece olay dilenciler açısından değil. Yani vatandaşa askıntı olup onu Gazi Caddesi'nde yürürken gerçekten aleni şekilde işte görüntüledik, daha ne yapalım, tasvire gerek yok. Bu şekilde vatandaşı rahatsız eden mendil satan çocuklar da var. Sayın Köse, sosyal bir yara. Tabii ki çok önemli bir sosyal bir yara. Yalnız gönül isterdi ki o çocukların yüzünü karartsaydınız. O da herhalde montajda unutulmuş. Çünkü o çocuklar da bir birey, bir okula gidiyorlar, bir tanıdıkları var, bir sosyal çevreleri var. Deşifre olmaması gerekirdi. Evet. Ben tabii ki o çocukların daha Elazığ'ın işte modern bir şehir görünümünde çok güzel bir modern şehir olduğumuzu gösteriyor. Dilencisiyle, mendil satan çocuklarıyla ve tinercilerimizle ve diğer başka bir seyyar satıcılarımızla Elazığ'ın ne kadar modern bir şehir olduğumuzu gösterdiniz. Teşekkür ederim. Marka şehir. Biz, ben çocuklarda kabahat bulmuyorum. Siz kömür ailesine kömür yardımı yaparsanız, yeşil kart dağıtıp çalışmadan, emek vermeden ailesine sağlık hizmeti verirseniz, her ay yakacak yardımı diye İAŞ'e verirseniz, koli şeyler verirseniz, dilenciliğe alıştırırsanız, o da çocuğunu kazanmadan, emek vermeden, üretmeden bu tür yollara öğretilir. O çocuklar hepsi öğrenilmiş gerçekleri yaşıyorlar. Ne gördüklerini yaşıyorlar. Biz maalesef Elazığ'da veyahut Türkiye'de insanları yoksullaştırarak yoksulluktan dilenciliğe alıştırılıyoruz. Verin, isteyin, vereceksiniz. İşte geçen depreminde biz Sivrice depremindeydi. Sivrice'de deprem olmuştu. İlk gün tabii o yıkıldıktan sonra Kürk hocam iyi bilir. İlk akşam geldi, yardım malzemeleri geldi. Kimse o köylü
köylü de köydeki hiç kimse gelip de tenezzül edip o yardım malzemelerinden almadı. Yani şey olarak herkesin kendine göre bir şeyleri vardı ama ikinci gün, üçüncü gün öyle bir aşırı derecede dağıtıldı ki ve şova dönüştürüldü ki o almayan insanlar bu kez yağmalamak için birbirleriyle yarıştı. Bu isteme alışkanlık yani isteme şey olarak görerek istiyor insanlar. Gördüklerini davranış değişikliği oluyor. Şeye gelince şimdi insanımızın yardımlaşma ve dayanışma duygusu insani bir duygudur. O insani insanlar arasındaki bu yardımlaşma ve dayanışma bunu tatmin etmek zorundasınız ve bu çok ulvi bir erdemdir. Ama bu da istismara açıktır. Siz bunu istismar edecek ortamı, zemini hazırlarsanız bunlar da çok güzel istismar edilir. Hele bir de Allah rızası için deyince. Cami önlerinde dilenen insanlara tamam da şimdi camide cami cuma hutbelerinde hocanın son cümlesinden Fatiha'dan öncesindeki cümlesini hatırlayın. Yardım cemaat yere. Falan yere cami yardım. Hoca isterse dışarıda Allah bekleyen cemaat ya. Neden istemesin? Yani burada hep isteme üzerine kurulmuş. Biz emeğin çalışarak üretmenin, çalışarak emeğinin karşılığını almanın kutsal olduğunu, bunu okullarda ama camilerde camiler için de gerekli kaynaklar insanlar kendiliğinden veriyor zaten. Zengin, hocanın zengin semt, Fatiha'dan önceki biraz söylemesi Mevlana gereken. Cami senelerdir bitmiyor. Amin'den önceki yani söyleyecek işte, söz müdür? Çok. Yapılmadan olmuyor. Yani. Aslında o konuyu da gündeme alırız. Onunla onu benzetmek. Benzetme hayır. Daha, şimdi daha, bakın ben onu da şey yapıyorum. O konuda bir de ben son bitireyim. Şimdi Buyurun. Bakın eğer insanları dilenmeye alıştırırsanız, insanlara emek vermeden bir şeyler verirseniz, balık verirseniz, balık tutmayı öğretmezseniz biz daha çok Gazi Caddesi'nde dolaşacak veyahut Elazığ'da yaşayacak yer bulamayız. Çünkü insanlar kolay para kazanmaya alıştırılır. Burada sosyal belediyecilik işin içine giriyor. Sosyal yardımlaşma kurumu. Yani bir defa Elazığ'da geçen senenin rakamlarına bakın. Yıllık 100 trilyon lira dağıtılmak üzere, şey yapılmak üzere, fakir fukaraya verilmek üzere para geliyor. Ve yaşı olarak veriliyor. Tamam bu verilsin ama doğru kaynaklar, doğru yatırımlar yapılsın. İşsizliğin sorunudur, sonucudur bu. Elazığ'daki kolay para kazanma isteğinin bir sonucudur. Buna bir neşter atmamız gerekiyor. Peki sanki bir cümleyle yine ben cevap istiyorum sizden. Hem vatandaşı rahatsız etmem anlamında önlem hem de bu genel konuya çözüm için ne söylersiniz? Bir cümlede ya şimdi olursunuz. Şöyle bir şey. Buradaki kabahatler kanunu açık. Burada belediye zabıtalarının uygulamaya konması gerekiyor. Ve o çocukların ailelerine teslim edilmesi lazım. O çocukların aileleri hakkında işlem yapılması gerekiyor. Ve o çocuklara oraya gönderenler, asıl onlara gönderilenler cezalandırılması evet. gerekiyor. Onların gelmemesi için de o sorunun sosyal, bu sorunun bir sosyal bir sorundur. Bunun çözümü için de daha makro düzeyde çözümler aranması gerekiyor. Burada da Elazığ'daki kişisel çıkarların, kişisel ihtirasların siyasete yön vermesinden dolayı kaynaklanıyor. Yani evet. yoksa biz hep beraber topyekun kalkınma sağlarsak bu çocuklar da olmaz diye düşünüyorum. Teşekkürler. Tabii ki tenzih edeceğimiz bir takım kuruluşlar var. Sayın Şahin söyledi. Ama o konuda ben de bir olay yaşadım. Bizim Kuancılar depreminde depremin üçüncü ya da dördüncü günü Erzurum'dan bir bayan aradı beni. Biz falan derneğiz. İsmini vermeye hiç gerek yok. Ben de saklı. Kuancılar'a geliyoruz. İşte bir haber yapar mısınız? Kanal 23'e teklif. Efendi dedim bizim deprem bölgesinde ekibimiz var. Gelirseniz o tır yola çıkıyor. O derneğinizin de adı geçer. Yardım miktarınız da veya nevi de türü de adı geçer şeklinde. Siz yine de bizim yola çıktığımızı bir haber yapar mısınız? Yani burada bir de insanlara şirin görünmek, adını reklam kabul ettirmek mi? İçin reklam yapıyorlar. Yani gerçekten Allah rızası var mı yok mu? O yüzden vatandaşın merhamet duyguları kabarık, bunun da istismarı var hakikaten. Evet Sayın Hocam buyurun. Kıymetli Bey. Bir sosyal yara. Yara maalesef. Hem de çok önemli, Elazığ için çok önemli bir yara. Ben öteden beri bu dilencileri izlerim. Caddede de, evimin balkonunda da izlerim. Özellikle bu çocuk dilencileri devamlı izlerim. Büyük bir caddede gidenlere eziyet vermektedirler. Taciz ediyorlar. Taciz ediyorlar resmen. Evet. Hele çok da bayanları tercih ediyorlar.
Bayanda caddede bunlarla tartışamadığı için bir süre 200 metre kadar gidiyor bayanla birlikte. Tartışamadığı için lanet olsun kabilinden çıkarıyor, kurtulmak için para veriyor. Bir de gönüllü verenler var tabii. Bunlar da bilmeden veriyorlar. Bir de şunu söyleyeyim. Kucaklarında çocuklar. Merhamet. Bu vicdan sömürüsü mü, merhamet sömürüsü mü? Kış günü o soğukta o çocuğun yüzü kıpkırmızı caddede oturmuş. Çocuğun da özellikle göstere göstere bir merhamet sömürüsü yapıyorlar. Halkımız da inanarak veriyor bunlara. Bu çocuklara bu eziyeti çektiren anne ve babanın mutlaka cezalandırılması lazım. Ama Elazığ'da ben cezalandırıldığını görmedim. Bu da ayrı bir konu. Resul Bey geçmişten örnek vermiş ama tabii yeterli değil. Biraz da süreklilik önemli. Yalnız, yani bir ay yaparsınız, yaptırımı uygularsınız. Ondan sonra bir boşluk görünce yine o boşluğu doldururlar. Yalnız halkımıza mesajı vermemiz lazım. Evet. Halkımızın bu merhamet sömürücülerine alet olmamaları lazım. Alet olursan onlar devamlı çıkacaklar. Camilerde, özellikle camilerde yüksek sesle dini duyguları sömürüyorlar. Ve bağıra bağıra dilencilik yapıyorlar. Bizim saf insanımız onun o bağırmasına acıyor mu artık, merhamet duygusu mu çıkarıp veriyor. Niye camileri seçiyorlar? Dini duyguların en yüksek olduğu anı seçiyorlar. Camiden çıkan insan dini duyguları en yüksek anıdır. Onu özellikle seçiyorlar. Bir de tabii camiden kalabalık insan çıkıyor, alma ihtimali daha fazla. Bir de apartman dilencileri var. Bu konu da çok önemli. Evet. Apartmanlara musallat olan dilenciler. Ona gene belki site yöneticileri kendilerince çözüm buluyorlar da burada asıl yetkililere düşen, kurumlara düşen görevler tabii. Şimdi çok enteresan, biz apartman sakinlerine tembihliyoruz. Tanımadığınız kişiye kapıyı açmayın. Maalesef açıyorlar. Bir bakıyoruz zil çalıyor kapıda, kucağında çocuk, evet, gelmiş para dileniyor. Evet. Batı mesela ben Malatya'ya gittim. Malatya'da artık bu iş biraz daha modernleşmiş. Yani dilencilik değil. Apartmanlar. Kapıda nizamiye kapısı var. Koruma görevlisi var. Oralara giremiyorlar. Ama her site bunu yapamaz. Tabii yapamazlar. Elazığ daha henüz o seviyeye gelmedi. Bir yani de hiç değilse Gaziantep'te vatandaş rahatsız edilmesin, tacize uğramasın. Yeterli artık, öbürü belki vatandaşın kendi bileceği iş. Bugün çok enteresan bir olaya sahne oldu. Benim gittiğim camide kapıda bir bayan, yine kucağında da çocuk, Arapça bir şeyler söylüyor. Evet. Arapça. Dikkatimi çekti. Türkçe değil, Türkçe değil. Arapça konuşuyor. Sen nerelisin falan dedim. Dedi ki Suriyeliyim. Yani Suriye neresi? Evet. Elazığ neresi? Evet. Tevfikiye Camisi'nin kapısına gelmiş. Demek ki sınırlarımızda delik deşik olmuştu artık. Rahatlıkla Elazığ'a kadar. Efendim? Suriyeli olduğu ne malum hocam? Ya o da tabii enteresan. Tabii. O da doğru. Tabii. Çünkü bunlar da kurs görüyorlar. Eğitim görüyorlar. Her gün yeni bir taktikle çıkıyorlar. Ayrıca efendim? Peki. Dur bir bitireceğim. Devam edin. Şimdi şunu da belirteyim. Dilencilik kolay bir kazanç. Bir emek sarf etmeden bir de alışmışlar gezmeye. Başımdan geçen bir olayla bitireyim. Kuaförde tıraş oluyorum. Bir bayan dilenmiş gelmiş. Kuaförle de yüz göz olmuşlar. Sordum sen nerelisin? Dedim Malatyalıyım. Araba bekliyor. Başladım konuşmaya. Sen dedim Malatya'dan gelirken dolmuş parası ne kadar veriyorsun? Dedi bize indirim yapıyor dolmuş. Abone olmuşuz dedi, indirim yapıyor. O sırada tabii dolmuşu gelmemişti, çıktı kadın. Biraz sonra tekrar geldi. Evet. Geldi, dedi kısa günün karı, iyi ki çıktım, 20 bin lira aldım dedi. Evet. O yani yarım saat, bir saat içinde. Artık sabahtan akşama kadar da ne kadar almış onu da bilmiyorum. Şimdi sordum, evin var mı Malatya'da? Var. Beyin çalışıyor mu? Çalışıyor. Ama Malatya'dan geliyor, dolmuş parası abone olmuş, burada ona dilenip gidiyor. Herkes şahit, evet. Halkımız bu dilenenlere itibar etmesin. Özellikle o kucağındaki çocuklar var ya, o çocuklar i̇şte sömürü aracı. Onlara hiç vermeyin. Evet. O çocuklara acıyın, vermeyin. Ve biz vermezsek bu dilenciler dilenmekten vazgeçerler. Peki, o vatandaşın ama yetkililerin de yapacağı... Tabii, onlar söyledi arkadaşlarımız. Var. Ali Hocam buyurun. Şimdi Elazığ bir kültür şehri, medeniyet şehri, modern bir şehir. Bunlar tamam bize yakışmıyor da, fakat hakikaten insanımızın huzuru kaçıyor, rahatı kaçıyor, yolda yürümesi zorlaşıyor. Sorunlar farklı.
pek bir yer değil. Evvela insanımız buna müsait. Evet. Bu hayır yaptığını filan zannediyor. Bunun öyle olmadığını vatandaşımıza söyleyecek olan kim? Hani başta eğitim kurumlarımız falan ama Diyanetimiz, müftülüğümüz nerede? Neden en çok yoğunlaştığı yer cami yönleri olduğu halde müftülüğümüz niye vaazlarında bu konuya değinmez? Bunun bir hayır olmadığını, dinimizce de dilenmenin kötü bir şey olduğunu, yani dilencilerin ahiret aleminde yüzlerinin işte karartılacağını efendim bununla ilgili zaman bir hayli hocam ben bakın bir defa müftü yardımcımız vardı, giden müftü yardımcımız, bir defa ondan duydum, onun dışında hep böyle düşünürüm niye söylemezler, her cuma söylesinler kardeşim. Ha ondan sonra vatandaş olarak yani birilerinin söylemesine gerek yok, biz buna kendimiz alet olmayalım, yapmayalım, alıştırmayalım, ama yetkililerin de uygulaması gereken şeyler var. Başta belediye olmak üzere o çocukların eğitimine engel oluyor. Ben az önce ya bunların çoğu okumuyor derken okuyanları var. Ama genel olarak ben de görüyorum. Hele hele o Ramazan iftar çadırlarında emin olun biz şu veya bu şeklinde ayırmıyoruz ama o kimsesiz dediğimiz mendil sattırılan çocukların o iftar sofralarının %90'ını onlar oluşturuyor evimin. Benim hemen karşı tarafında görüyorum. Yani onlara bir kase çorba verilmesine falan karşı değiliz ama demin Erkan Bey'in dediği gibi alıştırılması da yanlış bir şeydir. Müftülüğümüzün hocalarımıza bu konuda en azından iki haftada bir hiç olmasa bunun yanlışlığını cemaate izah etmelerinde büyük fayda var. Okullarımız bu konuda üzerine düşeni yapabilir ama temel olarak da belediye tabiatıyla Resul Bey'in anlattığı gibi görevini bir defaya, senede, ayda bir defa yaparak böyle o anda zaten ne oluyor? Bizde hep böyle yapılıyor. İşte seyyar satıcılar bir bakıyorsun bize bu tarafa bastırdı. İşte o tarafa bu tarafa kaçıyorlar. Onları köşe başında bekliyorlar. Gittiler mi tekrar aynı tezgahını kuruyorlar. İnanın ben geçen hafta da Halk Bankası'nın önünden aşağı iniyorum. Halk Bankası'nın tam önünde adam elini uzatmış böyle dileniyor 55-60 yaşlarında. Aşağıdan gelen böyle kapalı örtülmüş ağzını gözünü gizlemiş bir bayan ona hacı sen gidecek misin duracak mısın dedi. Ben de böyle bir taraftan da dinliyorum. O hemen demek ki saygılılar da böyle birbirlerine ben gidiyorum dedi sen gel. O gitti yerini ona terk etti. Evet, evet. Ya böyle işte. Şey olur mu yani? Halkımız böyle şey olur mu? Bunları anlatmak lazım. Ya halkımız inanın ki biliyor ama demin dediğimiz gibi işte ya merhamet diyor ona. Merhamet. İşte hayır yapıyor. Evet, işte evet. Adak yerine görüyor falan. Bundan kurtulmamız lazım. Peki. Teşekkür ederim. Geniş mekanlara taşınırsa bu konuyu el atır. Yani ferah yerde olursa ferah olabilir. Evet. Peki ondan bahsedeceğiz. Peki. Evet, bakın şu kısa değinmelerimizden biri emniyete, müftülüğe, belediyeye ve vatandaşa görevler düştüğünü biz gündeme getiriyoruz. Ama görüyorsunuz bu güpegündüz Gazi Caddesi'nden çekimlerimizle ekranlara yansıyanlar. Bu işin gecesi var, tinercisi var, balicisi var, güvenlik kısmı da var. Ama biz onları o sokak çocuklarının ayrımı konusunda biz mendilcilerle direnenleri ayrı bir kefeye koyduk. Belki öbürünü de biz sosyaller olarak diğer önümüzdeki haftalardaki programlarda konu edinebiliriz. Kısa bir reklam arası daha veriyoruz. Üçüncü bölümde kaçırmayın. Tarih ve kültür hazinemiz Harput. Ama ne yapıyoruz? Çalışmalar yeterli mi? Neler düşünülüyor? Neler yapılacak? O konuda da önemli mesajlarımız olacak. Kısa bir reklam arasından sonra. Elazığ'ın televizyonu Kanal 23'te medya analiz programında 3. ve son bölümde birlikteyiz. Yine önemli bir konuya geçeriz ama ondan önce gündemden seçtiklerimize ben biraz değinmek istiyorum. O da şu, halk otobüsü konusu vardı. Bu bir sorundu. Biz püramanet işçiler açısından aldık. Hani maaşlarını alamıyorlar, bir de pasoları ellerinden alınacak dedik. O konuda Halk Otobüsleri Derneği Yardımlaşma Derneği yetkileriyle belediye yetkileri arasında
gereken mutabakat sağlandı. Bunu yine Kanal 23 Elazığ kamuoyuna ilk kez duyurdu. Sonuçta da ikinci toplantının ardından bu sorun ortadan kalktı. Seviniyoruz, teşekkür ediyoruz yetkililere, ilgililere. Tabii ki halk otobüslerinin de burada haklı olduğu konular var. İşçilerin de haklı olduğu konular var. İnşallah onlara yapılan bu toplantıda çözüm getirilmiştir. Tamamıyla diğer sorunlar için de diyorum. Yine geçen programda bahsetmiştik. Malatya'daki sağlık projelerinden bahsetmiştik. Elazığ'ın Doğukent'teki hastanesi tekrar bir iptale uğradı. Haberlere yer aldı hafta arasında. Yine yerel basında. Bu da sıkıntı. İhale iptali özel olarak. Bakalım o konuda ne gelişme yaşanacak. Yetkililerden henüz bir ses yok bu konuda. Müftülük binasından bahsetmiştik belediye için. O mevcut müftülük binasının tabii park sorunu nedeniyle gündeme ki yetkililerin açıklaması buydu. Biz gündeme taşımıştık. Yurt binası olarak hizmete sokulması cevabını aldık programımızın akabinde. Tabii ki o da çok büyük bir ihtiyaç olursa inşallah yetkililer sonuçlarını da buna göre düşünmüşlerdir. Ele aldığımız iki konuya destek gelecek. Bir de süren bir faaliyet daha var. Devlet millet el ele. Çaydaçırağ Mahallesi'nde bir toplantı yapıldı. Vatandaşın, biz canlı yayınla vatandaşın sorunlarını canlı olarak daha sonra da program halinde yayınlayarak gündeme taşıdık. Ardından Hicret Mahallesi ki çok dertli bu konuda. Onların da yine sorunlarını ekranlara getirdik. Canlı ve paket şeklinde tekrarlarını verdik. Onlardan da kesitler alıp programımızda değerlendireceğiz. Ama asıl sorunu vatandaş da dile getiriyor. Projenin adı Devlet Millet El Ele Projesi. İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan bir proje. Ama millet var, devlet yok. Devletin temsilcileri orada yok, toplantıda yok. O yüzden de amacına ulaşacak mı bilmiyoruz. Yalnız üçüncü toplantıdan itibaren herhalde bu işi Elazığ Valiliği'nin üstleneceği söyleniyor. Onu da bakıp bekleyip göreceğiz. Medya analizde gündeme taşıdığımız iki konuya sivil toplum kuruluşları platformu medya analizdeki konulara destek veriyor. Teşekkür ediyoruz kurum ve kuruluşlara. Çünkü bizim özel sorunlarımız değil bu. Elazığ meseleleri. Sayın Şahin'in de bunda etkisi olduğuna inanıyorum ben oradaki arkadaşlarımızla beraber. Hepsine ben teşekkür ediyorum. STK dönem sözcüsü Sayın Burhan Güneş, asıl konuya geleceğiz ama medya analizde ele aldığımız iki konuyu bizzat tekrarladı. Şimdi o kısa bir vetere şeklinde izliyoruz desteğini. Kız Meslek Lisesi bahçesine yapılması düşünülen Bilim Parkı inşaatı ile ilgiliydi. Toplantıda da bu inşaata bütün platform üyelerimizin şiddetle karşı çıktığını gördük. Gerçekten artık ilimizde ciddi anlamda yapı, araç ve insan yoğunluğu yaşandığı merkezinde artık bu tür yapılaşmanın olmaması gerektiği kanaatindeyiz. Bu alanların korunması gerektiği kanaatindeyiz. Bu amaçla buraya yapılacak olan bilim parkı inşaatına bizler platform olarak karşı olduğunu ifade etmek isteriz. Eğer ilgililer söz konusu bilim parkı için yeni bir alanın belirlenmesinde bir komisyon, bir kurul oluşturacak iseler, bizler de üye olarak bu kurul ve komisyonu yer almayı seve seve kabul edebiliriz. Bu katı atık bedelinin tahsilatının mahkemece yürütmeye durdurduğunu bilgisini aldık. Bu önemli bir gelişme, bunu önemsiyoruz. Ancak tabii bu gelişmenin akabinde belediyenin alacağı tavır da önemli olduğu kanaatindeyiz. Bizler platform olarak hem bu katı atık bedelinin alınmamasını hem de daha önceleri iki ayda bir yapılan faturalar döneminin bir aya çekilmişti. Bu da vatandaşa ayrı bir külfet getirmiş idi. Biz tekrar bu faturalama döneminin de bir aydan iki aya çekilmesini istiyoruz. Eğer belediye yetkilileri bu iki önerimizi dikkate alacak olurlarsa öyle zannediyorum ki halkın üzerindeki bu kambur biraz azalacaktır diye düşünüyoruz. Gündeme taşıdığımız iki konuya Sayın Güneş'ten tabii ki sivil toplum kuruluşları platformu adına, o kendi görüşleri değil platformun görüşleri, destek geldiği için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu arada kamuoyunda söyleniyor, biz gündeme taşımadık ama
vekil halk buluşmalarının sakıncalarını ortaya koyan program yine medya analizdi. Bu nedenle AK Parti il teşkilatı bizim uyarılarımız vatandaşın da eleştirileri doğrultusunda genel görüşmeleri basına açık yapıyor. Daha sonra kapalı da özel sorunu olan vatandaşlarla görüşülüyor. Ancak yarın yapılması gereken vekil halk buluşması iptal edildi. Nedeni de Sayın Sermin Balık'ın rahatsızlığı olarak gösterildi. Ama geçen hafta yaşanan bir takım olaylar da vardı. Buna da herhalde değiniriz zamanla. Peki o zaman şunu da yine gündeme getirelim. Asıl konumuza geliyoruz. O da Harput konusu. Yine sivil toplum kuruluşları platformu, daha evvel de bizim yine gündeme taşıdığımız Harput'u, herkesin değindiği Harput'u, belediyenin çalışma yaptığı Harput'u gündeme aldı ve Harput'la ilgili bir rapor hazırladı. Zaten o düşünceleri dinleyeceğiz, daha sonra da görüşlerimizi dile getireceğiz. Bakalım Harput ne durumda? Elazığ'ın tarih ve kültür hazinesi Harput ne durumda? Harput'un ihya edilmesi için yapılan çalışmalar yeterli mi? Fırat Havzası Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında olan Harput'a gereken önem veriliyor mu? Atılması gereken adımlar neler? Evet, Harput ne durumda dedik. O da STK platformu adına yayınlanan bir rapor var. Şimdi Sayın Güneş'i izliyoruz. Harput'la ilgili önemli sıkıntılarının bir tanesi şu andaki koruma amaçlı imar planının yetersizliğidir. Evet, şu anda bütün yapılan işler zaten bu planın dahiline yapılmak zorundadır. Ancak bu plan uygulama esnasında bir takım problemler çıkarttığını hepimiz biliyoruz. Bu plan dahilinde bir parselasyon problemi, bir mülkiyet problemi çözülememektedir. Bunlar da Harput'ta daha fazla adım atılmasına engel olmaktadır. Bunun için de yetkili kuruluş ki bize göre Elazığ Belediyesi'dir bu, bu planı revize ederek yeni bir plan şeklinde kurula sunmalıdır. Elazığ Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan binaların bir an önce hizmete açılması gerektiğini belirten STK dönem sözcüsü Burhan Güneş, imar planında görülen bedesten inşaatının bir an önce yapılması gerektiğini söyledi. Şu anda bir yol alındı. Bunların başında da tabii şu an belediyenin restore ettiği binalar duruyor. Onlar da tamamlandı. Ancak halen de hizmete açılmadı. Diğer bir problemden bahsediyoruz tabii. Bunlar öyle zannediyorum ki bir an önce hizmete açılması gerekir. Açılmaz ise şayet, yani bir süre daha gecikirse, bu binalara yapılan emekler, harcanan paralar da kısa sürede heba olabilir. İmar planında görüldüğü gibi bedesten inşaatının yapılması gerekiyor. Çünkü bedesten Harput'un kültür ve sanatının gösterileceği bir mekan diye düşünüyoruz. Onun da bir önce yapılması gerekir diye düşünüyoruz. STK komisyonu tarafından hazırlanan raporda ayrıca camiyi ve Çınaraltı, otopark, Harput'un araç trafiğine kapatılması, karakolun taşınması, mezarlıklar, buzluk mağarası ve Ölbe Vadisi, Meryem Ana Kilisesi, piknik alanları, güvenlik, Fırat Üniversitesi'nin Harput'a katkı sağlaması, Diyanet İhtisas Eğitim Merkezi, kütüphane, gözlemevi, teleferik, müze, kültür ve sanat etkinlikleri, değerli isimlerin anılması, Harput Günler, tanıtım, web, konut inşası ve sportif etkinlikler de yer aldı. Harput'un önümüzdeki en büyük problemi bir tanesi otopark problemidir. Bugün Harput'ta gezmek amacıyla giden insanlar maalesef araçlarını park edecek yer bulamamaktadırlar. Bir de tabii Harput'un bir otantik yapıya kavuşması için de yine Harput'un araç trafiğine kapatılması gerekir diye düşünüyoruz. Evet, Harput'un kadim problemi bir tanesi mezarlıklardır diye düşünüyoruz. Bugün artık Harput bir yaşayan şehir değil de bir mezarlıklar şehri haline gelmiştir. Bunun için de eğer Harput'a bir adım atılacaksa evvel emirde bu mezarlıkların sınırlandırılması gerekiyor. Harput'a bir hareketli kazandırmak gerekir diye düşünüyoruz. Burada da özellikle Fırat Üniversitesi'nin Harput'a yapacağı katkıyla biz bu hareketi sağlayabiliriz diye düşünüyoruz. Bir turizm sevkulunun Harput'a kazandırılması durumunda
Harput'ta önemli bir adım atılacaktır diye düşünüyoruz. Turizm yüksek okulla beraber ileride buna bağlı bir uygulama oteli ve uygulama konuk evi yine Harput'ta gerçekten o beklediğimiz canlı getirebilir diye düşünüyoruz. Biz Harput'un tarih ve kültüründen bahsediyoruz. Ama şu an Harput'ta bu tarih ve kültürünün eserlerini sergileyebileceğimiz müzemiz yoktur. Gerçekten hazin bir tablodur. Bugün yıllardan beri hizmet gören Elazığ Etnografya Müzesi, Fırat Üniversitesi kampüsü içerisinde adeta gizlenmiş bir durumda, hatta tabiri caizse atıl durumda dururken, Harput gibi tarih ve kültürün fışkırdığı yerde bir müzeye sahip değiliz. Eğer yapılabilirse şu andaki Elazığ Etnografya Müzesi'nin Harput'a taşınması gerçekten Harput'un canlandırılması için çok önemli bir adım olacaktır diye düşünüyoruz. Harput bizim, Elazığ yokken Harput vardı, sahip çıkmalıyız. Gerçekten tarihimiz orada, kültürümüz orada. Bu haliyle bile gören yabancılardan hayranlık dolu izlenimlerini dinlemişsinizdir, biz de dinlemişizdir. Ama önemli olan onu sahiplenmek. Şimdi zaman zaman Harput Muhtarı Sayın Fevzi Kahraman hep böyle isyan edercesine sorunları dile getirir. Öte yandan bir de Harputler kuruldu ama Harputler genelde kültürel sosyal faaliyetlere öncülük etmeye çalışıyor. Sohbetlerle veyahut da bir takım meşklerle. O yüzden onları da bu yapılanma anlamında harekete geçmeye, işte STK'lara destek ki onun içerisinde yer alıyor belki ama madem adı Harputler, o yüzden onları da etkin olmaya davet ediyoruz. Biz de haberlerimizle, programımızla bu konuda desteğe hazırız. Şimdi son bir veteremiz var. O konu hakkında ben gündeme getirdiğimiz için İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Nazif Bilginoğlu'yla özel bir görüşme yaptım. Önce projeyi izleyelim. Daha sonra da hani hepimizin böyle içine su serpecek şekildeki bir proje. Daha sonra Sayın Bilginoğlu'yla görüşmelerimin kısa bir özetini size nakledeceğim. Arkadaşlarım da Harput'u ve sorunlarını yorumlayacaklar. Harput Buzluk Yolu üzerinde, Ejderha Kayası mevkiinde, 1100 dönüm arazi üzerinde yepyeni bir yaşam alanı kuruluyor. Artık Harput'u teleferikten izleyebilecek, huzuru uzun süreli ve ailenizle birlikte yaşayabilecek, çocuklarınızı zevkle gezdirebilecek, kültürümüzü yeni nesillere görsel olarak aktarabileceksiniz. Konaklama için Harput evleri, doğa tutkunları ve gezgin misafirlerimiz için kamp alanı, gençler için yarı olimpik yüzme havuzu ve spor alanları, sosyal sorumluluk sahipleri için afet okulu, gösteri ve organizasyonlar için amfiteyatro, geleneksel gecelerimiz için kürsü başı, piknik ve gezinti için özel alanlar, su sporları için gölet, kahve keyfiniz için değirmen kafe, Harput'un güzellikleri için gözetleme kuleleri, yöresel lezzetleri tatmak için lokanta, gökyüzünün eşsiz güzelliklerini keşfetmek için gözlem evi ve planetaryum, atasporları keyfi için cirit alanı, yöresel alışverişleriniz için arasta, nostalji için köy meydanı, ibadethanesi ve diğer sosyal tesisleriyle Türkiye'nin ilk tematik parkı yapılıyor. STK platformunu dönem sözcüsü Sayın Güneş'in sıraladıkları, zaman zaman Mithat Coşkun da bu konuda bilgilendirme yapar. Söylenenler, dile getirilenler, vatandaşın düşünceleri var. Ama işte canımız sıkıldığında Harput için şu izlediğiniz tanıtımı izliyoruz, biraz ferahlıyoruz. Bu konuda tabii geçen haftalarda gündeme getirdiğimiz için beğenildi ve Sayın Bilginoğlu'yla demin bahsettiğim gibi bir görüşme yaptım ben. Bu projenin tabii sadece kamu tarafından yönetilmeyeceğini, Fırat Kalkınma Ajansı'nın öncülüğünde olacağını, Kalkınma Bakanlığı'nın buna öncülük edeceğinden bahsetti Sayın Bilginoğlu.
İl özel idaresi olarak kendilerinin yanı sıra belediyenin de bir kısmını üstlenebileceğini ve asıl önemlisi de yine kontrol bazında özel sektörün de bunu desteklemesi gerektiğini ve ona açık bir proje olduğunu söyledi. Bu konuda çalışmalar sürüyor ama bugünden yarına bitecek bir proje değil. Yalnız onu da söyleyeyim ben. İlk gündeme getirdiğimizde hani geri mi çekildi diye bir düşüncemizi dile getirmiştik. Söz gelimi teleferik uygulamasının belediye tarafından üstlenildiğini, bu projenin içerisinde yer aldığını söyledi Sayın Bilginoğlu. Bunun gibi kısmi olarak projenin hayata geçireceğini, yalnız elbette çok büyük maliyetli bir proje olduğu için de bunun zamana yayılacağını, bugünden yarına gerçekleştirilemeyeceğini de yine söyledi. Biz tabii gelişmelere göre Sayın Bilginoğlu'ndan da görüş alabiliriz. İleriki programlarda yine Harput'u gündeme taşıdığımız zaman dediğim gibi sahip çıkmalıyız. Ama bu konuda Fırat Turizm Gelişim Programı içerisinde, projesi içerisinde yer alıyor ilimiz. Özellikle de Harput. Destek bekliyoruz. Belediyenin çalışmaları var ama Sayın Güneş planın sıkıntısından bahsediyor. Buyurun Sayın Köse. Şimdi... Bu Harput'taki bu proje 2071 projesine benziyor anlaşılan. Çılgın proje mi yani? İşte 2071'e kadar ancak yapılır. Bir ben yıldızları göremedim. Gökyüzündeki yıldızları da indirip oraya asılabilirdi tabii, o proje eklenebilir. Ben tabii önce şeyden bahsetmek istiyorum. Bu Harput'a geçmeden önce vekil halk buluşmasında az önce bir böyle üstü kapalı geçtik. Elazığ'da AK Parti'de geçen hafta cumartesi günü il başkanı, AK Parti il başkanı Faruk Sept, Sayın Milletvekili Faruk Septoğlu'nun mahiyetindeki insanlar tarafından tartaklanıyor. Bu şey, bunun çuvala sığacak bir tarafı yok. Mızrak çuvala sığmaz. Yani burada bir siyasi partide vekil halk buluşmasında bir il başkanının tartaklanması, her ne olursa olsun yenilir yutulur olur bir tarafı yok yani. Sayın bunun... Köse, madem açtınız ben şu bilgiyi vereyim, ondan sonra devam edebilirsiniz tabii, siz bilirsiniz. Sayın Septoğlu aynı gün akşam Kanal 23'te canlı yayın konuğuydu. Ve haber müdürü Sayın Ali Kaya ona sordu. İlk sorusu yani programa başlarken. Şimdi insanlar merak ediyor çünkü o haber malum internet sitelerin tamamına düştü. Evet. Sayın Vekilim bu konuda bir açıklama yapar mısınız? Yapıp yapmamakta da serbestsiniz dedi. Sayın Septoğlu da ikram konusunda, çünkü haber internet sitelerinde, haber sitelerinde çay ikramı şeklinde yer aldı. Bu ikram konusunu dile getirdi. Biz ikramla büyüdük dedi. Bu konuda bir sorun oldu. Benim de biraz canım sıkıldı dedi. Ve bu bir aile içi sorundur, tartışmadır. Aile içi tartışmadır. Aynen kendi ifadeleriyle. Kanal 23 internet sitesinde yer aldı bu haber. Bu şekilde bir açıklama getirdi. Ama onun yanı sıra tabii basına açık olmadığı için herhangi bir kanıt yok. Şimdi oradaki görgü tanıklarından ben konuştum. Oradaki yaşayan olayları yaşayanlarla konuştum. Evet. Burada biraz aile içi tartışma, aile içi şiddete dönmüş. Şu andaki devlet bakanı, kadından sorumlu devlet bakanı Şahin kadına yönelik şiddete uygulamalar şey yapıyor ama bu ne olursa olsun siyasetin içindeki şiddetin arınması gerekiyor. Siyasetin içine şiddet girmemesi gerekiyor. Demokratik olarak hele bir il başkanının dövülmesi, bir il başkanına yumruklu saldırının hiçbir şekilde haklı nedeni olamaz. Şey olarak bu bir milletvekilinin mahiyeti olsa dahi. Ve insanlar şu anda 21. yüzyılda yaşıyoruz. İnsanlar söylediklerini, yapacaklarını demokratik ortamlarda tartışarak, konuşarak çözmesi lazım sorunlarını. Bu şeylere birinci derecede bunu bir şey yapmak lazım, evet. Belirtmek gerekiyor. Tabii ki Harput'a gelince biz Harput'taki o projelerden baktık. Bir yıldızları göremedim ben ama onları da ilave edeceğiz. Harput'un birinci sorunu, tuvalet sorunu var orada. Şimdi insanlar gidiyor oraya, orada ihtiyaçlarını giderecek, ihtiyaçlarını yapacak bir yer yok, tuvalet yok. Harput'un su sorunu var. Harput'a su çıkması gerekiyor, su şebekesi. O yapılan, restore edilen binaların damları, çatıları eski usulde kalmış ve onlar akıtıyor, damlıyor. Oradaki bir cad yaşayan insanların oradaki söylemleri bunlar. Biz Harput'u ne zaman aklımıza geliyor Harput?
Cuma namazları sırasında Cuma'ya giderken Harput'a aklımıza geliyor. Bir misafirimiz geldiği zaman Harput aklımıza geliyor. Başka zamanlarda da Harput pek böyle... Bir de gurbette işte Elazığ dışındaki insanlar Harput. Harput musikisi diyoruz, Harput kültürü diyoruz, Harput şeysi. Bakıyorsunuz 70 yıldır, 100 yıldır yeni bir şey yok Harput'la ilgili. Harput'la ilgili yeni bir kitap var da ben mi okumadım? Veyahut çıktı mı, çıkmadı mı? Bunun da yani biz biraz Harput'u gözümüzde böyle bir efsaneleştirmişiz ama içini maalesef dolduramıyoruz. Aslında Harput bizim için vazgeçilmez, bulunmaz bir marka şey, marka imkanı. Ve bunun altını doldurup bunun bizim Elazığ'ın turizmde kabuğunu kırması için bir fırsat olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ama her şey söylemde kalıyor. Harput'a proje yapalım, Harput'a şunu yapalım, bunu yapalım ama hep söylemde kalıyor. Bir şey yaptığımız da yok. Ama birinci derecede Harput'a giren çıkan araçların trafiğinin yönlendirilmesi gerekiyor. Bir araçla girdiğiniz zaman, otobüsler girdiği zaman oradaki park sorunundan tutun, manevra yapacak yeri bile yok. İşte BEDES'ten yapılması ile ilgili kime ne sağlanacak? Kim, hangi müteahhite verilecek bu iş, bunun yapılması, bu restoran işi, bu restorasyon işi? Yani burada insanların biraz samimi bir şekilde bu konuyu el atması gerekiyor ama birinci derecede Harput'a bence büyük proje yapmak yerine Harput'a tuvalet yapmak da en iyi ve acil bir ihtiyaç giderilmiş olur. Teşekkür ederim. Şimdi o projede görülenler de elbette gerekli mi? Gerekli ama mesela Sayın Güneş'in çok somut yaklaşımları var. Söz gelimi BEDES'ten niye yapılamıyor? İşte planda ve mülkiyet sorununun çözülememesinden kaynaklanan bir takım sorunlar var. Zaten o da öneri olarak diyor ki Elazığ Belediyesi bu planı mutlaka gözden geçirmeli ve gerekli değişiklikler yapılmalı. Yapılamazsa biz BEDES'ten istemekle yapamayız. Niye? Sorun belli, orada mülkiyet var. Dolayısıyla özel mülkiyete girdiği için de o sorun çözülemiyor. Biz burada çevre yolunu da Elazığ'a bağlayamadık. Yine bir takım sorunlar yaşanıyor. O yüzden Harput'ta bunları yapmak zorsa Sayın Güneş'in bir takım dediğim gibi somut teklifleri var. Bunlar değerlendirilmeli. O kendi görüşüdür tabii ki, değerlendirilmesi evet. Gerekir ama öncelikler ele alınması gerekiyor. Peki, teşekkürler Sayın Köse. Sayın Hocam, Harput tabii işin kültürel yönü de var, her yönü de var ama orada beslenen manzaradan dolayı batan gün kana benziyor. Harput'taki oturup da şair bunu, o manzarayı görünce bunu kaleme alıyor. Güzellikleri ortada, tarihi ortada ama hakikaten gereken önem veriliyor mu, verilmiyor mu? Yapılan çalışmalar ne ölçüde? Neler söylesiniz? Vehbi Bey, Harput için 2012 yılında devlet sırf Harput için değil, Fırat Havzası Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi diye kuruluşun altına imza atıyor. Kültür Bakanlığı'nın öncülüğünde. Elazığ, Erzincan ve Tunceli'yi kapsayan bir kuruluş. Resmen Bakanlar Kurulu kararıyla kanunlaştırıyor. Bu kuruluş daha sonra... Şimdi turizm bölgeleri vardı. Biz o zaman genel basın tepki gösterdi. Elazığ niye turizm bölgesi ilan edilmedi şeklinde. Bu defa işte kültür, turizm, havzayı koruma, için gelişim şeklinde havza olarak belirtildi. Ve bu havza kuruluşu gerçekleşiyor Bakanlar Kurulu kararıyla. Bu kuruluş da ne yapıyor? Fırat Havzası Altyapı Hizmet Birliği'ni kuruyor. Evet. Fırat Havzası Altyapı Hizmet Birliği. Bunun için de müdür de atanıyor Elazığ Valiliği'nden. Bu üç vilayetin valisi ikişer yıl dönerli olarak bu kurumun başında olacaklar. Evet. Bu kurum neler yapacak? Bu kuruluş bölgenin turizm ve koruma alanını geliştirecek. Tanıtımı yapacak, turizm çeşitlendirmesini yapacak, konaklama süresinin artırılması için ne gerekiyorsa onu yapacak. Turizm niteliğinin artırılması, kültür ve turizme ilişkili sosyal, teknik altyapının sağlanması ve işletilmesini birçok amacı içine alan bir görevi var bu kuruluşun. Ve bu kuruluş 1,5 yılda ne yapmış? Ona bakıyoruz. Ne yapmış bu kuruluş? Harput Konağı'nın dekorasyonunu yapmış. Keban yüzer iskelesini yapmış. Sivrice Belediyesi kanalizasyonunu yapıyor, devam ediyor. O büyük sorun. He, devam ediyor daha o. Çevre düzenlemesi ve jeolojik etüt de devam ediyor. Onu henüz yapmamış.
Şimdi bu kuruma önemli görevler yüklenmiş. Harput da bunun içinde. Harput'a da devlet bu kanunu çıkartmış. Mutlaka hadi gidin parasız, beş kuruşsuz ne yaparsanız yapın dememiş. Evet. Mutlaka buna da bir para ayrılacaktır bütçeden. Ve Elazığ valisi de şu anda bu kurumun başında. Şimdi bunun dışında Elazığ'da sivil toplum platformu da Harput için bir rapor hazırlıyor. Evet. Ben bu raporu inceledim. Tabi raporda gerçekçi teklifler de var. Hayali olması mümkün olmayan teklifler de var. Hocam değerlendirme, yani onlar çağrıda bulunuyorlar. Tavsiyedir zaten, evet. Rapor kesinlik taşımaz. Şimdi baktığımızda mesela ne diyor sivil... Önce şunu söyleyeyim, size teşekkür ediyorum. Güzel bir yaklaşımınız var. Ama içinde oturmayan, yapılması mümkün olmayan şeyleriniz de var. Mesela? Mesela otopark. Şimdi Harput'ta otopark nereye yapacaksınız? Şimdi Harput'ta otopark yok. Gidenler araçlarını park edemiyorlar diyor Sayın Güneş. Peşinden de eklemede bulunuyor. Diyor ki biz diyor aslında Harput'un trafiğe kapatılmasını ama istiyoruz. Ama onu derken herhalde Harput'un içinin trafiğe kapatılmasını istiyor. İçinin. Peki Sayın Şahin sıra geldiğinde açıklarsınız. Şimdi oraya millet araçlarıyla gidecek herhalde. Evet. O kadar yazın binlerce insan gidiyor. Toplu taşıma bunları taşıyamaz oraya. Evet. Bu araçlar için otopark alanı. Teleferik var ya hocam işte. Yani teleferik değil. O daha gelecek için. Artık araca ihtiyaç gelecek kalmaz. Için. Biz eskiden Boztepe'ye Ordu'da aracımızla çıkarken döne döne şimdi teleferiğe atlayıp çok daha kısa İnşallah sürede. İnşallah o günleri de görürüz. İnşallah. Diyelim. İnşallah. Şimdi Harput'u sanki hiç tanımadan bazı tekliflerde bulunmuşlar. Harput çok küçük, dar alanlı bir iskan alanı. Bu dar alanlı iskan alanına bakıyoruz. Kuzey tarafı mezarlıklar, güney tarafı uçurum, doğu tarafı ise derelik, derelerin bulunduğu bir yer. Evet. Şimdi buraya binlerce aracın park edebileceği bir alan bulabilir misin? Bulamazsın. Dolayısıyla da orada otopark hazırlamak, yazın özellikle o kadar aracı kapsayacak bir alan bulmak çok zor bana göre. Yani bu biraz hayali bir proje. Yine bunun gibi piknik alanları, Harput'ta piknik alanları belli 2-3 yer var yani. Bir Kayabaşı'nın olduğu yerde. Artırılabilir ama hocam işte. Mezarlıklara mı yapacaksın piknik alanları? Yok, farklı bölgelere yapılabilir. Şimdi mezarlıklar geçtikten sonra şimdi da Harput'la ilişkin kesilir. Sayın hocam. Evet. Ben düşüncenize elbette saygı duyuyorum. Estağfurullah. Dinleyeceğiz de, dinleriz de zevkle. Bence STK platformunun bunu Harput'u gündeme getirmesi yeterli bir çaba. Ya, iyi bakın, şeyler var tabii, tebrik ettiniz. Bu öneri, tavsiye, tabii teşekkür ettiniz, tebrik ettiniz. Şimdi o raporu değerlendirmek yerine doğru şunları yapalım diye şimdi ben birkaç şeyini söyleyeyim de raporu da. Ondan sonra gerçekleşmez, bu gerçekleşir. Şimdi karakolun kalkmasını istiyor. Evet. Karakolu nereye kaldıracaksın? Harput'ta yeni bir inşaat alanına müsaade etmezler ki. Yani o da kurma amaçlı imar planda kaldırılmış. Mesela o yapılan Elazığ Belediyesi tarafından şu anda restorasyonu yapılan yerlerin butik otel diye de geçiyor. Onların bir an evvel hizmete açılması gerektiğinden şimdi, diyor. Açılmazsa zararlarının ne olacağını anlatıyor. Yeni yapılan yerlerin mutlaka sivil kuruluşlara devredilmesi gerekiyor. Ona katılıyorum tabii. Evet. Artık onlar bir hizmet üretsinler. Boşu boşuna yapılmadı onlar. Sonra bir de insan yaşamayan bir yer ölür. Evet. Şehir olmaktan çıkar. Ani harabelerine döner. Orada insanın olması lazım. Ama bu koruma amaçlı Diyarbakır'daki kurum öyle yapıyor ki Harput'ta hiç kimse yaşamasın. Hiçbir şey yapılmasın. Bir tek tabii otantik evlerin yapımına izin veriyor. Ben Sayın Bilginoğlu'na mesela bu yapılan projeye sit alanı diye karşı çıkılır mı dedim. Yok dedi, biz çoğu şeyi oradan geçirdik dedi. Önceden hiç geçmiyordu. Altyapı çalışmaları var. Şimdi onun da bu sit alanı sayılabilecek alanları var Harput'un. Sayılamayacak alanları var. Zaten bu proje de yani gerçekleşirse daha farklı bölgeye yapılacak. Ama Gülmez'de yapılan bir kaçak inşaatın mühürlendiği de söyleniyor. Herkes tarafından da söyleniyor. Ama orada şimdi Behbi Bey bir tuvaletin bile yapımına izin vermedi bu kurum. Evet. Tuvaleti yıktılar. Evet. Erkan Bey'in dediği gibi tuvalet yapımına bile izin vermediler. Evet. Şimdi oraya yüksekokul. Sen nereye yapacaksın, müsaade ederler mi? Kazma. O çünkü yerin altını onlar arkeolojik eser olarak görüyor. Sit alanı ilan edilmiş. Bir de şunu tespit ettim. Harput'ta birçok resmi kurumun yetkisi var. Yani çok kurumun yetkilendirildiği bir yere bir şey yapmak, bir kaleyi fethetmek kadar zor. Bakıyoruz, Bayındırlık Bakanlığı'nın yetkisi var,
vakıfların yetkisi var, belediyelerin yetkisi var. Efendim daha sayamayacağımız kadar bir sürü kurum yetkili burada. Burada bir şey yapmak hakikaten bir kaleyi fethetmek kadar zor. Onun için de çok büyük uğraş vermek lazım. Mesela benim en çok arzuladığım şeylerden birisi Ulu Cami'nin etrafını yeşillendirmek. Çim ve çiçek alanı yapmak. Buna da izin verecekler mi bilmiyorum. Orası. Ben de su yok o gerçekleşmez hocam dersem bu defa sizin projeniz eleştirilecek. Önce tabii suyun halledilmesi lazım. Önce Harput'un su meselesinin çözülmesi lazım. Kanalizasyonu çözüldü zannedersem. Bir de mezarlıklar orası yasaklandı benim bildiğim kadarıyla. Yeniden bir mezar alanı belediye yapmadı. Eskiden mezar alanı alan yerler kullanıyor. Ama yeni bir mezarlık alanına da izin verilmiyor orada. Şimdi bir de Fırat Üniversitesi oraya sen yüksekokulu yapacağın zaman yurtunu, dershanesini buna Diyarbakır'daki kurul izin vermez. Mümkün değil. Belki altyapı çalışması hazırlanırsa Harput'un bir köşesine olur. Yani illa getirip kaya başına bir okul inşa edin diyen yok ki. Ama bakın siz demin diyorsunuz ki Harput'ta insanlar yaşamadığı için bunlar gerçekleşmiyor. Evet. Şimdi insanın yaşaması için oraya bir okulun açılması gayet güzel bir öneri. Burada insanların resmi kurumlar değil de otantik yapılarla insanların yaşamasına elverişli hale getirmek lazım. Yani götürdük Harput konağını orayı yaptık. Evet. Üstelik yetkililer en yetkili amirler tarafından yapıldı. Şimdi herkes eleştiriyor. O, şimdi niye mimarisi Harput'a uymuyor? Uygun uymadı, değil. Dokuya uymuyor. Belediyenin getirip Sarı Hatun Camii'nin karşısından yaptığı lokanta Elazığ mimarisine mi uygun? Neye uygun? O da tartışılır. O da tabii tartışılır ayrıca. Bir de kale kazılar çok önemli. Bakın kale kazılar durdu. Evet. Niçin durdu? 5 yılı tamamlamış. 5 yılı tamamlayınca bakanlık yardım etmiyor. Ancak arkeoloji üniversitelerinin arkeoloji bölümleri kazı yaparlarsa onlara yardım var. Şimdi Van Üniversitesi zaten Van 100. Yıl Üniversitesi evet, onu gerçekleştiriyordu. Veli Sevin, Profesör Veli ve Sevin Osman, emekliydi. Osmanlı kazısı olduğu için de çok önemliydi. Şimdi benim aldığım bilgide Diyarbakır'da arkeoloji var. Arkadaşlar görüşmüşler. Diyarbakır'daki arkeoloji bölümünün burada kazıya devam edebilmesi için bakanlığa ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nden müracaat gerekiyor. Bunlar kabul ederlerse bakanlığa bir rapor halinde sunulur. Öyle zannediyorum ki bakanlık o zaman tekrar desteğe devam eder. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Geçen gün İshak Tanoğlu burada bir programda Harput'ta niçin İslam öncesi devirlere ait eserleri çıkartmıyorsunuz diye sistemde bulundu. Şimdi ben Harput'a bakıyorum. Arkeolojiye çok yakın ilgim olan biri. Harput'ta İslam öncesi yani Bizans ve Roma dönemine ait bir tek Meryem Ana Kilisesi var. Hocam İslam öncesi en altta olduğu için İslam kale çıkarıp onasını aşağı inmeliyiz. Ama aşağıya inemezsin. Aşağıya indiğin zaman üstü yok etmiş olursun. Evet. Onun için de Türkiye'de henüz Çanakkale'deki Truva'yı bile aşağıya inemiyorlar. İshak Tanoğlu da bir Harput sevdalısı. Yani mutlaka o, ama yani bilerek konuşmak lazım. Hatta söylüyor hocam diyor siz Elazığ'ı konuşa konuşa içinde yine eşiğinden Süper Lig'e çıkardınız. Biz de Harput'u konuşa konuşa biz de Harput'u Süper Lig'e çıkarmalıyız mutlaka, diyor. O tamam, da onun düşüncesi. Harput yani sevdalısı olduğunu peki, biliyorum. Hocam, peki. Yalnız Harput'ta bir amfiteyatro yapsın. Yaz aylarında konserler verilsin. Nereye yapılacak? Kolay amfiteyatro yapmak zor bir şey değil ki. Merdiven yapıyorsun betondan. İşte yani bir yandan bu yapılamaz diyorsunuz. Park yapılamaz. Ama amfiteyatro yapıyorsunuz. Amfiteyatro önemli. Peki projede yer aldığı için olur. Doğru. Evet, i̇nşallah konserler yaparlar. Verir insan çekilir oraya. Ali hocam buyurun. Kuru kuruya buyurun. Kadan alalım. Buyurun. Başka bir şey değil. Evet. Harput hepimizin ortak değeri. Mefairimiz bizim. Dışarıda bilhassa bunun çok daha özlemini, memleket özlemini Harput kavramı Harput ismi altında gideriyoruz o susuzluğumuzu. Bunda itiraz yok. Harput hepimiz seviyoruz. Ben sivil toplum platformu kuruluşları platformunun yaptığı çalışmayı da olumlu buluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Çalışma güzel. Tabii eksikler olabilir. Bizim başka önerilerimiz olabilir. Bunlar ayrı. Nereden başlanması gerektiği konusu tespit edilmiş ama çok aşağılarda bence ilk tespit bir defa bir koordinasyon kurulunun teşekkül ettirmesi. Ama burada asıl büyük eksikliği ben şurada görüyorum. Yani amacımız Harput'un ihya edilmesinden Elazığ'a, Elazığ insanına, Elazığ ekonomisine de bir katkı sağlamak ise
O zaman yapılması gereken çalışma sadece Harput, bakın tekrar söylüyorum, Harput'la ilgili yapılacak her çalışmada evet elimizi de gövdemizi de tabiri caizse altına koyarız. O ayrı. Ama yapılan çalışmayı ben sistematik olarak yanlış buluyorum. Niçin? Mesele Elazığ'ın turistik ve tarihi, turistik ve kültürel değeri sadece Harput olarak ele alınıp da mevzi olarak Harput olmamalı. Elbette. Koordinasyon kuruluysa bu Elazığ'ın bütün tarihi, kültürel ve turistik değerlerini sevk ve idare edecek, buralarla ilgili yatırımları, plan ve programları yönetecek olan bir koordinasyon kuruluysa buna amenna, eyvallah. Ama yoksa sadece Harput'la, işte o zaman zorlamaya gidersiniz. Nedir? İşte Harput'un İslam milletlerinin eline geçişini bir kurtuluş günü olarak kutlayalım. Afaki bir şey olarak görürüm. Zorlama olarak görürüm. Çünkü böyle bir tarihi bin küsür yıldır sen dillendirmemişsin. Milli bayramlar kalkıyor ama. Yani evet mi? Bu ya kalkarken siz getirip de Harput'un işte İslamların eline, Müslümanların eline, tarihte Türklerin eline geçişini kutlayayım. Yani bunu arkadaşların çalışmasını zem etmek manasında, eleştirmek değil, manasında söylemiyorum. Değil. Ama ayakları yere basmaksa evet, öyle. Şimdi orada spor etkinlikleri olmaz efendim. Harput'ta spor olmaz, etkinliği olmaz. Siz işte eksiklik şurada. Mesela siz projede Cirit Meydanı vardı. Cirit, özür dilerim. Tabii tam Cirit, Cirit Meydanı olacak yerler. Ayrıca da teleferik konusu da Sayın Başbakan'ın kanal projesi, ki onlar olabilir de yani ben o konuda İstanbul'da uzmanı değilim. Ama şunun uzmanıyım. Yani siz getirip de Harput'a teleferiği koyacaksınız da kırmızı çatıları mı seyredeceksiniz Allah aşkına? Yani ilgililerin de bu konuda biraz ya yapmayın etmeyin. Belediye kolları sıvamış, ben buraya teleferik yapacağım. Yani seçimler öncesi ben de bir şey yapıyorum. Yani halında hançeri var manasında bir şey olarak, kusura bakmasınlar. Ama teleferiğin kurulacağı yer neresi? Ben yani ilçem olduğu için söylemiyorum ama söylemekte zorundayım. Hazar Gölü'nün kenarına teleferiği kurarsınız. Manzarayı izlersiniz. Manzarayı efendim kayak merkezinden zirvede Azer Baba'yı da görürsünüz. Arkada Karakaya Barajı'nı da seyredersiniz. Bu tarafta Keban Barajı'nı da seyredersiniz. Hocam bırakın Harput'a yapılsın. Hazar'ı da örnek verelim. Kurban olayım. Şimdi ben onu kıskanıyor değilim. Yapılsın. Harput'a ne yapılıyorsa o yapılsın. Ama yani ele alırken bir mevzuyu körün fili tarif ettiği gibi ya sağ hortumdu, kulaktı bilmem neydi olarak demeyelim ha. Filse fildir diyelim yani. Ben işin sistematiğine ters ters bakıyor Resul Hocam da. Ben seviyorum. Kesinlikle. Yaptığınız çalışmalara da hakikaten şükranla karşılıyorum. Kesinlikle. Ama hocam gündeme getirmeleri bile yeter. O sizin şeyiniz değil, onu söyleyeyim sizi yani. Sizi dinliyorum yani. Ama tabii, önemli tabii olan Elazığ'ın değerlerini eğer ihya edeceksek hepsini, Golan Kaplıcalarını da, Palu Kalesi'ni de, Azar Baba'yı da, Azar Gölü'nü de, efendim Elazığ'ın zenginliği çok da tanıtımını yapamıyoruz. Evet, yapamıyoruz. Turizm konusunda yani bahsettik zaten. Yani bazı şeyler de vardır. Aa, ki mesela müze. Buyur. Hocama zaman kalmıyor, biraz acele edin. Evet, müzenin yeri, evet katılıyorum, Harput olmalıydı buraya. Vaktinde evet, buraya. Evet, evet yani o evet, olmalıydı. İşte Harput'ta su sporlar, o proje de gerçekten yani çok ayakları yere basan bir proje. Cirit sporundan bahsediliyor. Yani ilginç. Ben Harput'la ilgili dediğim gibi yapılanları saygıyla karşılıyorum. Ama bunu Elazığ'ın bütün verilerini topyekun değerlendirecek bir koordinasyon kurulunun başkanlığında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Peki hocam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum ben de. Evet, şimdi aslında Elazığ'ın teşvik konusunda geri kalındığı zaman yeni teşvik yasasında da biz bunları söylerken sayın vekillerimiz o gün biz de madem sanayide yokuz, hayvancılıkta yokuz, burada teşvik alamıyoruz. O halde işte Elazığ Sağlık Merkezi, efendim Elazığ Turizm Merkezi, bu sektörlere ağırlık veririz dediler. Varsa burada Harput'un ya da Hazar'ın imarı ya da hizmet anlamında bir sıkıntısı, bir engel varsa bunun önünde, bunu da aşacak olan sayın vekillerimiz yani. Buyurun Sayın Şahin. Evet. Şimdi önce Ali Hocam'a teşekkür ediyorum. Yani biz Harput'ta yapılan işler, Günerkan Hocam dedi ki hakikaten çok kuruluş var. Yetkili, müdahil çok kuruluş evet, var. Zaten biz de o çok yetkili, müdahil kuruluşlar olduğu için en azından valiliğimizin mesela bir vali yardımcısının başkanlığında STK'ların da yani Harput'la ilgili, yoksa rastgele STK değil.
Yani ilgili STK'ların da komisyonda olduğu bir komisyonun koordinesi. Ama anladım ki burada Elazığ için bir eksiklik var. Bu sadece Harput için değil, bütün çok daha büyük için. Bir koordineyle Elazığ'ın tüm kültür ve tabiat varlıklarını da içerisine alacak bir şekilde alınması, ki zaten öteden beri de savunuyoruz, diyoruz ki yani tur acenteleri, tur operatörleri, işte seyahat acenteleri veya turizm acentelerinin kayıtlarına girmesi için Elazığ işte Harput'uyla, Hazar'ıyla, Golan Kaplıcalarıyla, işte Keban'ıyla bunların tabii alınması lazım. Yani siz o operatörlerin ve acentelerin kayıtlarına girmedikten sonra buraya turist gelmesi mümkün değil. İkincisi, hocam dedi ki yani mesela çok şey var, nereden başlanır? Zaten bizim de teklifimiz o. Yani bir çalıştay yapılıp bir planlama yapılsın. Elzem olanlar nedir? Öncelikler nedir? Onlar ya, tespit edilsin. Yani doğru. En son ele alınması gerekeni en başta almayalım. Ki yarınki yazımda da bunlara dokunuyorum ki bitmiyor. Bir daha da devam edeceğiz. Burada etkinlikler. Şimdi tabii bu çalıştayı koordineden başka bir de burada hakikaten koruma amaçlı imar planı. Hocam diyor ki işte üniversite mesela, Günerkan hocam diyor, yapılabilir mi? Koruma amaçlı imar planını alınmış onlar. Etnografya Müzesi alınmış. Evet. Alınmış. Alt koruma amaçlı imar planı. Sen bilgini koruma amaçlı söylesin. İmar planına evet. Geçtikten sonra geriye ne kalıyor? Diyarbakır Kültür Varlıkları Kurulu'ndan yani o tarihi şeyine uygun, yapısına uygun yapıların geçmesi. Yalnız ben şunu söyleyeyim. Orada geçti diye Harput'un süliyetine ve Harput'un mimarisine uygun değil. Anlamına gelmiyor. Evet. Eğer öyle olsaydı bugün ucubeler olmazdı. Şimdi esas Harput'un en büyük problemi, bu ikisini saydıktan sonra esas problemi koruma amaçlı imar planıdır. Yani koruma amaçlı imar planında gerçekleri yansıtmayan hususlar vardır. Siz ne yaparsanız yapın bu koruma amaçlı imar planına uymanız gerekiyor. Şimdi bu da yanlış anlaşılmasın. Koruma amaçlı imar planı Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptırdı. Bu hangi firmaya ihale etmişlerse bunu yapan arkadaşlarda acemilik var. Yani acemilik, bu işi bilmiyor anlamında, konusunu bilmiyor demiyorum. Yani bu plan hazırlamada yeterli değiller. Yani bunu yapacak kapasitede değiller. Eğer olsalardı bu şeyler yapmazlardı. Mesela biz diyoruz ki mezarlıklar artık mezarlık şehri oldu. Mezarlıklar uzamasın. Bu koruma amaçlı imar planında mezarlığı Harput'a doğru daha da getirmişler. Üstelik merkeze doğru. Merkeze doğru getirmişler. Zaten ben de onu söylüyorum. Merkeze doğru getirmişler. Bakın burada zoomlanabilir mi bilmiyorum. Şu kırmızı yeri gösterebilir misiniz? Buraya mı tutuyoruz? Şu kırmızı yerde hemen şöyle tarif edeyim. Şu Kurşunlu Camii hemen şurada. Bu da şu anda mevcut olan orada binalar var. Bu ondan sonra işte o kebapçı var. Daha ötesinde de şey var. Otopark var. Şimdi bakın buradaki binaların içerisinde bir yol açılmış. Dikkat ederseniz. Şurada da yollar açılmış. Ve bu otopark alınmış, yani yapılaşmaya götürülmüş ve otoparktan dikkat edin şuraya bir çıkıntı yapılmış. Bu da neresi? Sarı Hatun Meydanı. Bakın çıkıntı yapılmış. Evet. Şimdi şurada şurada yolu biliyorsunuz, özel idare bu Arnavut taşlarıyla bu yolları dizmişler. Tebrik ederim. Yani hakikaten orada Ulu Cami'nin alt tarafında bir şeyler yapmışlar. Evet. İşte belediye ile beraber bu Harput'un girişindeki evleri sağlı sollu bir yapmışlardı. Bir çaba var yani. Yapmışlar. İnşallah onları artık kuruluşlara verirler de çalıştırır. Şimdi şuradaki yola bakın, bu evin geri çekilmesi gerekirken, yani mevcutlar geride. Şu tarafı çekip şu tarafta bakın bir uzantı çıkmış. Hayır, yolu daraltmış. Yani şu mevcut yolda takriben bir 3-4 metre falan girilmiş. Ve şurada biliyorsunuz ortaokulumuz var. Yani burada yolu daralttık. Niye daralttık? Hikmetinden sual olmaz. Geldik burada otoparkı aldık. Otoparkı binaya çevirdik. Şöyle düşünmüş olabilir. Ben bazı yerlerde yol açıyorum. Bu o kişileri de buraya kaydıracağım. Bu otoparka. Tamam da şu çıkıntıyı niye yaptın?
Yani şu meydanı aşma gerekiyor. Bu imar, onun gibi genel planlamada da bir takım sıkıntılar var. Bunun şimdi, dışında ne var? Bu somut bir örnek. O zaman bunun genellersek, ne var? Bakın, bunun dışında, bak bunun dışında bir şey daha var. Burada mülkiyet sorunu var. Evet. Yani siz 18'i uygulasanız bile o sorunları çözmeniz zor. 18 nedir? Yani ayırdığınız alanla elde edeceğiniz alanları kaydırırsınız. Olur biter yani kaydırma suretiyle, çünkü o şuylandırma diyorsunuz. Ama şimdi ayırdığınız park bilmem ne alanlar evlerinin göndereceğiz evlerden çok daha fazla yer işgal ediyor. Evet. O zaman ne yapmanız lazım? Para bastırıp istimlak etmeniz lazım. Onu kim yapabilir? Ne belediye bunun altından kalkabilir, ne özel idare bunun altından kalkabilir. O zaman bu planın uygulama şansı çok zayıf. Şimdi eğer bu planın sahibi valilik falan olsaydı, mahallinde olsaydı bu yanlışlıklar olmazdı. O zaman yukarı burayı görmeden onayladı. Lazım. Evet. Şimdi burada belediyemize büyük iş düşüyor. Hemen bu işte revize imar planı yapacak. Evet. Bunlar revize edilecek ama bu revize hemen ben yaptım oldu demeyecek. Toplumda şeyde kamuoyunda tartışılacak. İlgili uzmanları, evet, ondan sonra evet, kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlar, bunlar tartışacaklar, ondan sonra olacak. Ve Harput'ta yapılacak her şeyin de durumu bu. Şimdi Harput'un canlandırılması diyoruz da, yani bazı şeyler yapılmış ama biz sivil vatandaşlar olarak acaba biz bir hareketimiz var mı? Biz bir katkıda bulunuyor muyuz? Biz tabii bu rapor çerçevesinde dün rektör, sayın rektörümüzü, bugün sayın valimizi, işte özel idare genel sekreterini, sayın, evet, başkanımızı ziyaret edeceğiz. Bugün sayın valimiz de ziyarette, bir Harput'a da çıktık. Orada Harput evi, bakın alt tarafında, alt katında büyük bir sergi salonu. Üst katında toplantı salonu, 200 kişi. Özellikle sorduk sayın valimize, her kültür etkinliklerine açık. Şunu sadece, para değil. Yani ben açayım burada bir şeyler satayım para alayım değil. Bütün kültür etkinliklerine burasını vermeye hazırız. Yani. Her şeyle, hayır her şeyle hazır. Ve bekliyoruz bu işi yapan. Tabii böyle bir belki halka açık bir konferans, orada halkı taşımak zor olur ama mesela kuruluşların, işte firmaların, benzerlerinin, inanın ki arayıp da bulamayacak. Üstte o kadar güzel nezih mekan haline getirmişler ki alt kat, üst kat. Yani şöyle diyor, hadi gelin burada program yapın. Madem ki Harput'u canlandırmak istiyorsanız. Evet. Durum bu. Peki. Bir de bir şey daha eklesem. Bitti bir cümle. Bir şey daha ekleyeyim. Bu Harput'u marka yapmak istiyorsak, aban toplantıları gibi bizim de Harput konuşmaları, Harput günleri 2 yılda 1 olabilir, 1 yılda 1 olabilir. İlle de konu Harput'la ilgili değil. Ama bu markanın dünyaca, burada da en büyük görev tahmin ediyorum ki tabii rektörlüğümüzle valiliğimiz ve belediyemize düşüyor. Sivil toplum kuruluşları ve Elazığ'ın, yani paralı sivil toplum kuruluşlarının da bu işe destek olması lazım. Peki, Elazığ bizim, Harput bizim, dediğim gibi sahip çıkmalıyız. Evet, haberlerin süresini aşıyoruz. O yüzden ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ama her programda tek tek saydığım medya analizin ekranlarınıza gelmesinde katkısı bulunan arkadaşlarıma da toptan bir teşekkür gönderiyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler. Medya analiz haftaya da gerek ülke gerek Elazığ'ın sorunlarını gündeme taşıyarak görevini yapmaya devam edecek. Rahatsız olanlar olsa da halkımızın desteği bize yeter diyorum ve hepinize iyi haftalar diliyorum.